Günaydın sevgili izleyenler, ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat'e hoş geldiniz. Güzel bir cumartesi sabahından sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yere günaydın dileklerimizi iletelim. Ben Ezgi Gözeger Özmemiş, karşınızdayız efendim. Güncel haberlerimiz, önemli gelişmelerimiz, Türkiye'den ve dünyadan pek çok gelişmeyle yine karşınızdayız. Bugün takvim yaprakları 5 Şubat'ı gösteriyor. Güzel bir Şubat olsun. Soğuk bir Şubat olacak, masraflı bir Şubat olacak. Ekonomiden de bahsedeceğiz, havadan da bahsedeceğiz, sağlıktan da bahsedeceğiz, hassasiyetlerimizden de bahsedeceğiz. Daima başında nöbet tuttuğumuz değerlerimiz, fikirlerimizden de bahsedeceğiz. Hiçbir şekilde yıkılamayacak olan fikirlerden de bahsedeceğiz. İşte onların daima nöbetçisiyiz, daima nöbetteyiz dedik efendim. Biliyorsunuz Samsun'da hain bir saldırı gerçekleşti. Aslında akılsızca, stratejik bir hata da diyebileceğimiz, kendi amacına ulaşması pek mümkün olmayan, kendi amacının tam tersi bir tepkiye yol açacağı çok aşikar olan, bizi yine hep beraber bir araya getiren, hep beraber bize Atatürk dedirten, o çatı altında farklı görüşlerden, farklı kimliklerden insanları yine bir arada toplayan bir hain eylem yaşandı. Samsun'da iki gündür nöbet devam ediyor. O nöbete de bakacağız. O konuyla ilgili son gelişmeleri de size aktaracağız. Siz de bize konuyla ilgili görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Daima nöbetteyiz dediğiniz değerlerinizi bize aktarabilirsiniz. Başka konu başlıkları altında da daima nöbetçisi olmamız gereken değerlerimiz, fikirlerimiz var. Çünkü bu ülkede olmalı, zaten olmazsa garip olur, öyle değil mi? Nelerden bahsedeceğiz? Öncelikle kardan kıştan bunun yol açacağı masraflardan bahsedeceğiz demiştim ya. Bir de bunun yol açtığı bir takım aksaklıklar var, onlardan bahsederek başlayacağız aslına bakarsanız. Isparta'daki elektrik kesintisinden söz edeceğiz. Sosyal medya kullanıcılarının karşılaşmamış olma ihtimali düşük. Dün itibariyle sosyal medyada Isparta'da elektriklerin yaklaşık 2 gündür kesik olduğuna dair yardım çığlıkları ve isyanlar yükseliyordu. Bunun haberini ekrana getireceğiz ama isterseniz gazetelerde neler var onlara da biraz bakarak başlayalım. İlk gazetemizi yönetmenim İrfan Tomakin'den rica edeyim. Hürriyet gazetesi bugün manşetten dört dörtlük provokasyon demiş. Samsun'da Atatürk anıtından sonra heykele bir saldırı da Edirne'de meydana geldi. Saldırganların 30'a yakın suç kaydının çıkması, bunlar kimin maşası dedirtti. Samsun'da 1919 ruhu, Samsun'da onur anıtına yönelik saldırının ardından önceki akşam başlayan, gece boyunca devam eden nöbet dün de gün boyu sürdü deniyor. Adalet anıtını yaktılar başlığının altını detaylandıralım. Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki adalet anıtı dün gece ateşe verildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken iki saldırgan yakalandı. Şefik Çelik adlı saldırgan tutuklandı. YA 16 yaşındaymış, o yüzden baş harfleri verilmiş zannedersem, serbest bırakıldı. Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Beycan provokasyona gelmeyiz dedi. Alevler anıtı böyle sardı diye o anın fotoğrafı da aktarılmış. Samsun'daki suç makinesi gibi iki saldırganın da fotoğrafları ve detayları Hürriyet gazetesinin manşetinde genişçe kendine yer bulmuş sevgili izleyenler. Gazete manşetlerini tarıyoruz ya, hangi tarafa yakın olduğuna bakmadan, kaleminin kime yakınsadığını düşünmeden aslında bir tarama şeklinde, yazılı medya taraması şeklinde gazete manşetlerini aktarıyoruz. Pek çok farklı gazetede konunun ele alındığı, konunun Atatürk'e yönelik bir saldırı olmasının yanında, yani bunun kınanmasının yanında aynı zamanda bir provokasyon tarafının olduğuna yönelik de gazeteler konuyla ilgili manşetler atmışlar. Onların hepsine teker teker bakacağız. Hürriyet gazetesinden bir detay daha gelsin. Zelenski'den Erdoğan'a telefon açın, ertesi gün çıkar gelirim sözleri bugün Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında ikinci büyük başlık olarak değerlendirilmiş. Batı işe çomak sokuyor diyor gazete. Erdoğan, Batı maalesef şu ana kadar bu işin çözümünde katkı diye bir şey sağlamadı, sadece çomak sokuyorlar dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna krizini sonlandırmak için Kiev'de yaptığı çalışmaları anlattı. Gereken katkıyı vermeye hazır olduğumuzu Zelenski'ye özellikle belirttik. Kendileri de bana telefon açtı. Açtığınız anda hemen ertesi gün, iki gün sonra ne derseniz, nereye diyorsanız ben oraya çıkar gelirim dedi diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri, tırnak içinde aynen aktarılmış. Temennimiz odur ki Putin'le yapacağımız görüşmeden sonra eğer arabulucu bir sıfat bize yüklenirse üzerimize düşen görevi yapmaya çalışırız diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Hadi söz verdiğimiz haberle haber turumuza başlayalım. Isparta'ya gidiyoruz. Kar yağdı.
çığ düşmedi, bir afet olmadı, sadece kar yağdı. Biraz fazla yağdı. Elektrikler 2 gündür yok. Bir ayda beklenen kar 2 günde yağdı. Son 20 yılın en yoğun karı elektrik tellerini kopardı. Isparta'da valilik kriz merkezi kurdu. Hiçbir şekilde elektriğimiz yok. Çocuklu aileler var, yaşlılar var, işleri olanlar var elektrikle. Sobalarını söküttüler insanlar, bacalarını kapattılar doğalgaz gelince. Ama şu anda hiçbir şekilde ısınma imkanımız yok. Çaresiz bir şekilde eşin, dostun yanlarına gitmeye, ilçeyi terk etmeye başladılar. Isparta'ya 11 saat aralıksız kar yağdı. Kentte metrekareye düşen yağış miktarı 83.9 kilogram olarak ölçüldü. Bu bir günde beklenenin çok üstündeydi. Kar en büyük hasarı elektrik tellerine verdi. Karın ağırlığı ile yıkılan ağaçlar elektrik tellerini kopardı. Kent merkezinin büyük bölümü karanlıkta kaldı. Şu anda ilçede tam bir kaos durumu var elektrikten dolayı. Yetkili kişilerle görüştük, dünden beri geliyor dediler ama bir türlü biz şu ana kadar görmedik. Elektrik kesintisi nedeniyle ısınamıyor Isparta kent merkezinin büyük bölümü. Çocukları olanlar ve yaşlılar elektrik kesintisinin olmadığı ilçelerdeki yakınlarının yanına gidiyor. Besiciler makineleri çalıştıramadığı için süt sağamıyor. Fırınlar çalışamıyor. Yaşanan elektrik kesintilerine her kesimden tepkiler yükseliyor. Kesintinin yaşandığı noktalarda yaşayanlarsa bir an önce sorunun çözümünü bekliyor. Gazete manşetleriyle devam edeceğiz. Sizin mesajlarınızı da okuyacağız efendim. Sizin mesajları nereden okuyoruz? Twitter ve Instagram'dan Ezgi Gözeger hesaplarına gönderdiğiniz mesajlarınızı okumaya gayret ediyoruz. Mesela Instagram'da ağırlıkla son mesajın, son fotoğrafın altındaki yorumlarda buluşuyoruz. Birazdan o paylaşımı yapacağım ama öncesinde gazete okumam lazım. Farklı farklı gazeteleri okumaya devam edeceğiz. Adeta her zaman olduğu gibi, aslında bu, her sabah buradan yapıldığı gibi her gazeteden, her yönelimden, her ideolojiden gazetenin konuyu nasıl ele aldığını, gündeme nasıl ele aldığını bakacağız. Devam edelim. Yeni Çağ Gazetesi'ne şöyle bir gelelim mi İrfan Tomakin? Yeni Çağ Gazetesi'ne geldiğimizde sanayicinin istikrarsız ekonomi kıskacında olduğuna dair bir manşet olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz Isparta'daki elektrik krizi tabii ki çok spesifik ve bölgesel bir durum ama sanayicimizin de enerjiyle ilgili son dönemde çok ciddi sıkıntıları var. Bu da çok büyük ekonomik kayıplar anlamına geliyor. Sadece sanayicinin kaybı değil, ülkenin kaybı anlamına geliyor. Sanayici İstikrarsız ekonomi kıskacında diyor gazete. Ocak ayı enflasyonunda TÜİK ile ENAG'ın hesaplamaları arasındaki fark belirsizliği güçlendirirken sanayici de dar boğaza girdi. Yukarı yönlü hareketini sürdüren canavar karşısında önünü göremeyen sanayici geleceğe yönelik program yapamıyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya, işçilik maliyetleri henüz üretici fiyatlarına yansımış değil, üretici fiyatlarının yüksek seyretmesi üretim ve tüketimde daralmaya yol açıyor. Emtia ve işçilik artışlarını Mart ve Nisan aylarında daha fazla hissedeceğiz. Sorunumuz fiyat tutturamamak dedi. Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hayati Ertuğrul da kurdaki düşüş maliyetlerimizi alt üst etti. Enflasyon başlı başına dert, zor durumdayız. Kur artışlarında bile müşterilerden baskı geldi. Şu an kritik günler yaşıyoruz. İşimiz kolay değil. Üretici ve tüketici fiyatları arasında denge sağlanmalı diye konuştu. İstanbul Kimyevi Maddeler İhracatçıları Birliği Başkanı Adil Pelister ise şöyle konuştu. Enerji kullanımı maliyetleri artırıyor. Ham madde bakımından %70 dışa bağımlıyız. Dolayısıyla sektörde yaşanan sıkıntı diğer sektörleri de etkileyecektir. Enflasyon böyle yükselirse maliyetlerin düşmesini beklemeyin. Tabii ki sanayicinin tek derdi enerji sıkıntısı, doğalgaz kesintisi, elektrik kesintisi değil aynı zamanda. Enflasyon canavarıyla da onlar bambaşka bir mücadele içerisindeler. Her ne kadar yaşam maliyetiyle enflasyonun farklı farklı şeyler olduğunu bilsek de ikisi birbiriyle aslında direkt alakalı şeyler. Vatandaş yaşadığı gibi sanayici de bunun sonucunu yaşıyor. Devam edelim. Yeni Çağ Gazetesi'nde bir de üçüncü detaya geç. Evet, Covid-19 kaynaklı ölümde korkutan istatistik diye Covid-19'un omikron varyantına yönelik bir detay var. Profesör Doktor Onur Başer salgın boyunca yaşanan ölüm verilerini açıkladı. Profesör Başer Sağlık Bakanlığı'nın 17 Mart 2020 31 Ocak 2022 tarihleri arasındaki ölüm sayısını 87.000
831 olarak açıkladığını belirtirken kendi araştırmasında bu sayının 190.503 çıktığını söyledi. Bakın aradaki fark çok yüksek. Bir profesör Onur Başer salgın boyunca yaşanan ölümlerin üzerine bir mercek tutuyor, daha detaylı bakıyor ve Sağlık Bakanlığı'na göre şu tarihler arasında 87 binken ben aynı tarihlerde 190 bin kişinin bu yüzden öldüğünü düşünüyorum diyor. Bir diğer doktor, etkinliği olmayan ilaç neden tavsiye edilir başlığı altında görüşleri dile getirilmiş. Sağlık Bakanı Koca'nın Molnupiravir adlı ilacın 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan kişilerde kullanılacağını duyurmasına Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'dan tepki geldi. %85 etkili antikor karışımlı Paxlovid varken etkinliği olmayan Molnupiravir vermek sıkıntılı olacaktır dedi diyor. Bunlar Covid-19'a dair gazetenin bugün aktardığı detaylar diyelim. Biz de aslına bakarsanız ölüm sayılarına dikkati çekmeyi doğru buluyoruz bugün itibariyle. Çünkü Sağlık Bakanı Koca dedi ki aslında omikron varyantı bizi biraz rahatlattı. Eskisi kadar korkmamıza gerek yok, güçlüyüz dedi. Ama Sağlık Bakanı Koca bu açıklamaları yapa dursun vaka sayılarında çok ciddi patlamalar, rekor üstüne rekorlar yaşandı. Beklentimiz ağır geçmeyecek dediği için aslında ölümün bu yönde daha az olmasıydı ama öyle olmadı. Maalesef ölüm sayıları da rekora koşuyor. Şu anda pandeminin belki de en güç zamanlarından birini yaşıyoruz. Omikron hafif falan geçmiyor. Günlük vaka sayısı her gün yeni rekor kırıyor. Vefat sayısı ise 250'ye dayandı. Bir gün önce virüse yakalananlar hastalığı hafif geçiriyor diyen Sağlık Bakanı bir gün sonra farklı bir açıklama yaptı. Omikron varyantı kronik hastalığı olanlarda ölüme yol açabiliyor dedi. Vefat sayılarımız yüksek. Omikron varyantının kolay yayılmasına bağlı olarak vaka sayılarının artışı özellikle ağır kronik hastalarda ve kronik hastalığı olan yaşlılarda direnç düzeylerinin düşük olması sebebiyle ölüme yol açıyor. Kabul etmiyorum. Hani bakanın tweetleriyle veya romantik tweetleriyle demek gerekiyor. Tartışmamak gerekiyor. Ya işte bu kadar can kaybımız var ama merak etmeyin, işler yolunda, her şey güzel gidiyor. Salgını hani başıboş bırakmış gibi bir durumla karşı karşıyayız. Uzmanlar zaten hastalığın hafif geçmediğinin altını çiziyordu. Her gün açıklanan koronavirüs tablosuna da yansıyor o durum. 1 Şubat'ta 198 olan günlük vefat sayısı 4 Şubat'ta 248'e çıktı. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Bülent Ertuğrul'a göre vefat sayıları omikron varyantının hafif geçmediğinin kanıtı. Bakanın açıklamaları insanları biraz rehavete sürüklediğinden dolayı bence bir an önce düzeltilmeli. Bunu yapmazsak ne yazık ki can kayıplarımız da artacak, hasta sayıları da artacak. Dün en son 110 bin üzerinde vaka gördük ve bunların da büyük bir kısmını çocuklar oluşturmaya başladı. Koronavirüsün çocuklarda da görülme sıklığı arttı. Uzmanlar özellikle kronik hastalığı olan çocuklar için aileleri uyardı. Özellikle de altta yatan ciddi hastalığı olan çocuklarımız, karaciğer nakli hastası olan, böbrek nakli yapılmış olan hastada, kronik akciğer hastalığı olan ve ağır kalp hastalığı olan hastalarımız yatmakta. Eğer aşısızsanız, risk grubundaysanız, altta yatan hastalığınız varsa sizde ağır geçebilir ve can kaybıyla sonuçlanabilir. Türkiye'de aşılama oranı özellikle hatırlatma dozlarında çok düşük. Her gün bu şartlar altında on binlerce kişi koronavirüse yakalanıyor. Eskisi gibi filyasyon da yok. Vakaların çoğu evde ne yapması gerektiğini bile bilmiyor. Aile bireylerinin tümü eğer pozitifse yapılacak şey ailece izolasyona girmek. Yani dışarıyla bağlantıyı kopartmak, ateş düşürücü, bol sıvı alacaklar. Önemli olan şey solunum sıkıntısı olup olmayacağı. Eğer böyle bir durum söz konusu olursa bu akciğerlerin tutulmuş olabileceğini gösterir. Öyle bir durumda da mutlaka hemen bir sağlık kuruluşuna başvurup belki bir akciğer görüntülemesi yapılabilir. Artık biraz kişinin kendine kaldı, kendini koruması açıkçası. Tabii ki işiniz, iş yeriniz izin verdiği ölçüde kendinizi koruyabiliyorsunuz ama bir yerde işe gitmek zorundaysanız da gidiyorsunuz çünkü. Bu özellikle karantina konusu işin içine girdiği zaman. Ama kişi gerçekten kendi kendini koruma altına almak zorunda kaldı son dönemde. Hani aşısı, doktoru, sağlık hizmeti, işte filyasyonu, bu anlamda uygulanan protokolüyle
iyi kötü bir koruma altındaymışız aslında dedirtti açıkçası bana. Son dönemde içine düştüğümüz belirsizlik. Hangi koşulda karantinaya gideceğiz, hangi koşulda gitmeyeceğiz? Eskiden temaslı olduğumuz zaman alarm seviyesine çıkartıyorduk aslında hayatımızı. Bütün işlerimizi ona göre ayarlayıp durduruyorduk gerekirse. Şimdi artık temaslı olmak eskisi kadar endişe vermemeli diyor. Kurallar en azından uygulama içerisinde bu yoruma vardırıyor insanı. Ama baktığınız zaman sayılar sürekli rekor kırıyor. Rekor üstüne rekor. En kötüsü de ölüm sayılarının artışta olması. 248 kişi dile kolay ve az evvel Karar Gazetesi'nden okudum. Bazı doktorlara göre de aslında işte belirli aralıkta 87 bin demiş Sağlık Bakanlığı ama bana göre 190 bin diyen doktorlar da çıkıp açıklama yapıyorlar. Doktorlar aslında pek çok konuda çıkıp bu dönemde sık sık açıklamalar yaptılar. Onlar içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde en fedakar, en ön safta çalışan, en büyük riski göğüsleyen ve mesleklerinin gereğini en iyi şekilde yerine getiren doktorlar. Sadece onlar değil, sağlık çalışanları, hatta sağlık sektöründeki işçiler de açıkçası yine en ön safta olup da bu riskle göğüs göğüse çarpışanlar arasında. Öğretmenler de, doktorlar da son dönemde çok dertliler. Kendilerine dair çıkarılan yeni yasalar, çıkarılacağına dair söz verilen yeni yasalarla alakalı. Doktorlar günlerdir uyarıyorlardı. Sesimizi duymuyorsunuz, bizi bekletiyorsunuz aylardır. Bir türlü meclisten bizim yasamızı geçirmiyorsunuz. Biz nöbete başlayacağız, biz yürüyüşe başlayacağız diye başladılar. HDP yürüyor, mücadele veriyor. Ne oldu bu yasa tasarısına? Sağlık Bakanı olarak sağlık çalışanlarına sahip çıkamıyorsanız neden o mevkidesiniz? Temsilcilerini dinlemekten, onların karşısına çıkmaktan bu kadar çekiniyorsunuz. 36 saat süren nöbetler, hekim istifaları, genç hekim göçü ve sağlıkta tırmanan şiddet, çalışma koşulları gibi özlük haklarının da iyileştirilmesini bekleyen sağlıkçılar Türkiye Büyük Millet Meclisi önündeydi. Çünkü meclis sağlıkçılar düzenlemesi yine gündeme gelmeden tatile girdi. Meclis tatilde olabilir ama biz 8 Şubat'ta görevimizin başındayız. Dünya ülkeleri arasında en az maaşlardan birini alıp en fazla şiddete uğrayan hekimleri temsilen meclisin önündeyiz. 2500 tür zamlar geliyor. Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı düzenlemenin tüm sağlık çalışanlarını kapsamadığı ortaya çıkmıştı. İktidar daha iyi bir düzenleme vaadiyle teklifi genel kuruldan çekti. Bütçe görüşmelerinin sonrasına takvim verilmişti, olmadı. O gün bugündür bir adım atılmadı. Daha iyisini getireceğiz dediniz. 2 ayı geçti. Neden hekimlere bir açıklama yapmıyorsunuz? Bu yasayı yeniden düzenlenmiş haliyle meclise getirin diye çağrıda bulunduk. Evet, meclis tatile girdi ve bizi yine görmedi, duymadı. Öğretmenlerin ve sendikaların itiraz ettiği öğretmen meslek kanunu kabul edildi genel kurulda ve meclis 15 Şubat'a kadar tatile girdi. Sağlıkçılar iktidara düzenleme sözünü meclis kapısından hatırlattı. Bugün Bağkur ve SSK emeklisi hekimlerin aylığı asgari ücretin altında 2300-4000 lira arasında. Pratisyen hekimin yalın maaşı yaklaşık 4900, 30 yıllık uzman hekimin yalın maaşı 5800 lira demek için buradayız. Türk Tabipler Birliği'nin verisine göre Ekim ayından bugüne 5 ayda 3000 hekim çalışma şartlarının zorluğu nedeniyle emekliye ayrıldı. Onlarca genç hekim çareyi yurt dışına gitmekte arıyor. Sağlık çalışanları iktidardan acil düzenleme istiyor. 8 Şubat'ta acil servisler dışında sağlık hizmetlerini durdurmaya hazırlanıyor. Şayet bir an önce meclise yasa getirilmezse gücümüzü kullanmaya devam edeceğiz. Son uyarı grevini 8 Şubat'ta yapacağız. Türkiye genelinde acil sağlık hizmetleri dışında sağlık hizmeti üretimini durduracağız. Sevgili izleyenler, biz de bu süreçte hep bizim yanımızda olan sağlıkçılarımızın tabii ki seslerini duyuracağız. Haber değeri çok yüksek bir başlıktır. Hele ki bu dönemde sağlıkçıların en ön safta olduğu bu dönemde, hele ki genç doktorların, orta yaşlı, aile kurmuş, aslında artık iyice köklerini bu topraklara salmış doktorların dahi tası tarağı toplayıp yüksek oranlarda yurt dışına gitmeye başladığı bu dönemde onların hak taleplerine dair her türlü haberi biz de en üst perdeden buradan size
aktarırız sevgili izleyenler. Aktarmaya da devam edeceğimizi vurgulamak isterim açıkçası. Şimdi bir yangın haberiyle devam edeceğiz. Ümraniye'de E tipi kapalı cezaevinde bir yangın çıktı. Yürekler ağza geldi. 2 saat boyunca yangın söndürme çalışmaları devam etti ve toplamda 22 kişi yangından etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İstanbul'da cezaevinde yangın çıktı. İddiaya göre yataklar ateşe verildi. Biri infaz koruma memuru, 21 kişi dumandan etkilendi. Dün akşam saatlerinde Ümraniye E tipi kapalı cezaevinde adli hükümlülerin kaldığı koğuşta yangın çıktı. İddiaya göre 31 mahkum çarşaf ve battaniyeleri ateşe verdi. Alevler kısa sürede büyüdü, çatıya sıçradı. Cezaevi güvenliği, itfaiye ve jandarma hemen müdahale ederek diğer mahkumların T tipi cezaevine tahliyesini sağladı. Kısa yangın yaklaşık 2 saat içinde kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bir infaz koruma memuru ve 20 hükümlü hastaneye sevk edildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hiç kimsenin hayati tehlikesi olmadığını açıkladı. Cezaevi içinde yangın söndürme çalışmaları sürerken cezaevi önünde bekleyen mahkumların aileleri arasında da gerginlik çıktı. Mahkum yakınlarından bazıları cezaevine girmek isteyen ambulansın içeri girmesine izin vermedi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım elinde megafonla tedirgin aileleri yatıştırmaya çalıştı. Sakin olun. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim sevgili izleyenler. Az evvel bahsettik, pek çok gazetenin manşetinde olduğunu da söyledik. Atatürk'e sevgi seli başlığıyla biz de açıkçası durumun asıl bu kısmını ele almak istedik. Çünkü aslına bakarsanız yapılan saldırı çok nafile bir saldırı. Çamaşır ipiyle olacak iş değil o sevgili izleyenler. Çamaşır ipiyle bir şeyleri belki çekip devirebilirsiniz ama asıl olanın ne olduğunu ıskaladığınızın da ispatıdır bu yaptığınız saçma sapan eylem. Dolayısıyla ne olur? Bir sevgi seline dönüşür karşılığında gördüğünüz tepki bir sevgi seli olur. Dolayısıyla aslında amacınıza ulaşamazsınız, yaptığınızda ayağınıza dolanır kalır diyelim. Neyden bahsettiğimi çok iyi bildiğinizi biliyorum. Hadi gelin Sözcü gazetesi geniş çapta ele almış konuyu, bir Sözcü'den okuyalım. Sonrasında oraya gideceğiz çünkü nöbetin devam ettiğini size söylemiştik. O görüntüleri aktaracağız. Bakın Sözcü gazetesi ne diyor? Çelenk koyarken başımızda biten polis heykele halat bağlanırken neredeydi diye sormuş Sözcü'nün editörleri. Samsun'daki Atatürk heykeline saldırı Türkiye'de infial yarattı. ADD Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli anıtın MOBESE kameralarıyla izlenmemesine ve saldırıya anında müdahale edilmemesine tepki gösterdi diyor gazete. Özkefeli milli bayramlarda anıta çelenk koymak isterken bizi izleyen emniyet ipler bağlanırken neredeydi? Bu araç buraya girerken ipleri bağlarken anıtı indirmeye çalışırken güvenlik güçleri neredeydi diye sordu diyor. Yıkamadığımız için üzgünüm sözleri ise o saldırganlara ait. Samsun'da Atatürk anıtına saldıran iki kuzen suç makinesi çıktı. CRF ifadesinde pişman değilim, yıkamadığımız için üzgünüm dedi. İki saldırgan tutuklandı diyor. Hain saldırıya yurdun dört bir yanından lanetleme geldi. Genci, yaşlısı, siyasetçisi, bürokratı, sanatçısı, sporcusu sosyal medya paylaşımlarıyla saldırıyı kınayıp ataya sahip çıktı. Vatandaş yobaz zihniyete karşı buradayız dedi diyor. Samsun'da Atatürk anıtına yapılan saldırı konuşulurken Edirne Uzunköprü'de adalet anıtını yaktılar. Meydandaki anıtı ateşe verip kaçan iki kişi yakalandı. Belediye Başkanı Özlem Becan değerlerimize duyulan korkunun göstergesi dedi diyor. Dünyada heykelinden korkulan tek lider başlığı atılmış o güzel fotoğrafın üzerine Sözcü editörleri tarafından. Türkiye'yi kenetleyen fotoğraf diye de fotoğraf aktarılmış. Gerçekten yerel bir gazetecinin çektiği o fotoğraf çok fazla paylaşıldı. Anıtın meşaleler altındaki bu görüntüsü sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Milyonlarca kişi fotoğrafı paylaşıp Atatürk'e sevgilerini ve bağlılıklarını iletti diyor. Samsunlular yıkılmak istenen anıtın bulunduğu meydanda önceki gece gösteri düzenledi. Samsun spor taraftarlarının meşaleli gösterisi karanlığı aydınlığa çevirdi. Gösteriye Türkiye'nin her yerinden destek yağdı. Vatandaşlar anıt çevresinde insan zinciri oluşturup sabaha kadar nöbet tuttu. İstiklal Marşı okundu deniyor. Bu arada
halatın oradan indirilmesi sırasında bir görevlinin de fotoğrafı çok fazla paylaşılıyor. Hatta bazı paylaşımlarında benim dikkatimi çekti. Bu üzerinde beyaz kıyafet olan halatta, yani heykeldeki halatı sökmeye çalışan kişinin saldırgan olduğuna yönelik paylaşımlar da var, hatalı paylaşımlar. Adamcağız görevini yapmaya çalışıyor. Bir de birazdan o fotoğrafı çeken yerel gazetecinin ismini söyleyeceğim sizlere. Söylenmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü. Hadi gelin devam eden nöbete, Samsun'a o ruhu yaşamaya gidelim. Nerede, neredesin o? Bak, çektiğini çalışmıştım. Mustafa Kemal Atatürk'le bizim ne sorunumuz olabilir? Örnek bir isim. Bir akıl tutulması var. Bunlar sağlıklı ruh yapısına sahip olan insanlar da değil. Samsun'daki Atatürk anıtına yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımının atıldığı Samsun'da milli mücadelenin de simgesi Atatürk anıtının yıkılmaya çalışmasına karşı toplumun her kesimi gibi siyasiler de ses yükseltti. AK Parti Grup Başkan Vekili saldırıyı kınıyoruz dedi. Ama AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci anıtın çevresinde kenetlenenleri eleştirdi. Anıttaki saygı nöbeti ise ikinci gününe girdi. Allah akıl fikir versin, tavaf Kabe'de yapılır. Heykel tavaf edilmez. Bu nedir yahu? Böyle sevgi ve saygı ifadesi mi olur? Bu ne aymazlık, bu ne hainlik, bu ne alçaklık. Dünyanın neresinde kurucu liderine bu kadar hakaret edilen bir ülke var ya? Samsun'un İlk Adım ilçesinde Onur Anıtı olarak da bilinen Atatürk Anıtı iki gün önce sabaha karşı yıkılmak istendi. İki kişi anıta halat bağlayıp araçla çekti. Halat kopunca olay yerinden kaçtılar. Hükümetin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e her fırsatta sözlü olarak saldıranlara karşı sessiz kalmasından güç alanlar Onur Anıtı'nı halatla düşürmeye çalışma gafletinde bulundular. Şunu bütün dünya bilsin ki Atatürk aziz milletimizin milli bir değeridir. Atatürk'e saldıranlar vatan, millet ve cumhuriyet düşmanlarıdır. Amacın neydi? Utanmadın mı? Atatürk anıtını yıkmak isteyen iki kişi tutuklandı. O anıtın çevresinde de nöbet başladı. Benzer olaylar belli yerlerde de olacaktır. Ama hiç kimse Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevgisini söküp çıkaramaz efendim. Mümkün değil. İkisinde çok fazla suç kaydı var. Uyuşturucu kullanmaktan 11, uyuşturucu ticaretten 2, suç makinesi gibi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına yapılan saldırılar yürütme tarafından bir meczubun işi canım ne var bunda diyerek geçiştirilemez. Milli Mücadele'nin başkomutanına, Milli Mücadele'nin başladığı Samsun'da saldıranların çok sayıda suç kaydı olan kişiler olduğunu açıkladı İçişleri Bakan Yardımcısı. Muhalefet de Cumhur İttifakı ortağı MHP de basit bir olay gibi geçiştirilemez diyor. Planlı ve provokatif bir saldırı olduğunu düşünüyoruz. Saldırganların ardındaki yönlendiricilerin de bir an önce aydınlatılmasını bekliyor, şiddetle kınıyoruz. Atatürk anıtındaki nöbet salgına ve soğuk havaya rağmen gece de sürdü. Anıttaki saygı nöbeti ikinci gününe girdi. Samsunlular sabaha kadar nöbette olduklarını, Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgi ve bağlılıklarını dile getirdi. Mesajlar geliyor bu konuda. Sayın İmamoğlu'nu MOBS'den takip edenler Samsun'daki saldırganları neden takip edemedi diye sormuş. Yakup Turgut Instagram'dan gönderdiği mesajda. Her ne kadar bu kadar hassas ve bizi bir araya getiren bir konumuz olsa da bakın vatandaşın derdi yine en sonunda dönüp dolaşıp ekonomiye dayanıyor. Bir sonraki mesaj Tekin 1660 tarafından gönderilmiş. Sözün bittiği yerdeyiz diyor kendisi. 1260 lira elektrik faturam geldi. Sizi bilmem ama ne umudum kaldı ne yarınlarım, hiç beklentim kalmadı diye yazmış, göndermiş. Umutlu olmak ödevimiz aslına bakarsanız. Umutlu olduğumuz zaman başa çıkabileceğimiz bir durumun içerisindeyiz. Siyasi bir durumdan bahsetmiyorum. İçinde bulunduğumuz herkesin kişisel durumundan bahsediyorum. İnadına umutlu olacağız. İnadına buradan size her sabah söylendiği gibi yine ben de günaydın diyeceğim içini doldura doldura. Gülümseyeceğiz değerlerimize, köklerimize, çok sağlam olan temellerimize güveneceğiz ve emin adımlarla ilerleyeceğiz. Günaydın, iyi yayınlar mesajları geliyor. Çerkezköy'den de bir tane gelmiş. Emekliyim, 14 günde gelen elektrik faturası 1290 lira mesajını kim göndermiş bakayım, ismi Rumuz şeklinde, Rico Rico 34 göndermiş.
Zamlarda o kadar komik oranlar var ki bizleri bu parayı ödeme şansımız kalmadı. Artık günlüğü 92 liraya tekamül ediyor. Anormal bir zam ödenmesi mümkün değil diye yazmış, yollamış bir izleyicimiz. Okuruz. Daha fazla mesajınızı okuruz ama hadi gelin Cumhuriyet Gazetesi'ne dönelim. Samsun'daki o çirkin saldırıyı Cumhuriyet Gazetesi nasıl ele almış, bir de ona bakalım. Kırmızı çizgimiz Atatürk manşetiyle çıkmış bugün Cumhuriyet Gazetesi. Saldırıya uğrayan onur anıtı emperyalizme baş kaldıran modern Türkiye'nin imzasıdır. Büyük kışkırtma diyor gazetenin editörleri. Ülkenin son 20 yıldır geldiği durum ve iktidarın kindar nesil projesi Atatürk anıtına yapılan saldırıyla çirkin yüzünü gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milli mücadele önderleri için iki ayyaş yakıştırmasında bulunması, Diyanet görevlilerinin ulu öndere hakaret edip cezasız kalması, Atatürk karşıtlığını körükledi. Emekli müftü Gani Işık, Atatürk düşmanlarına makam, mevki verdiler. Bu durum devlet politikası oldu dedi Sefa Uyar'ın haberinde. Bir saldırıda adalet anıtına diye Edirne Uzunköprü'deki adalet anıtına yapılan saldırıyı da yine gazete bir detay olarak aktarmış. Ve yine o anıtın etrafındaki meşaleli, yoğun katılımlı nöbetin kocaman bir fotoğrafını kullanmış pek çok gazetede olduğu gibi. Mustafa Kemal'in askerleriyiz başlığının altıysa şöyle detaylandırılmış. Zülfü Livaneli, bir devleti yıkmadan kurucusunu kimse yok edemez. Fazıl Say, tüm başarılar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaş vizyonu sayesindedir. ADD, gökte yıldız, denizde kum tükenir, Mustafa Kemaller tükenmez demiş efendim. Kimler duruma nasıl tepki vermiş? Bu da manşetin detaylarında aktarılmış. Son günlerde daima nöbetteyiz dememizi gerektirecek bir diğer durum yaşandı aslına bakarsanız. O durumda Süleymaniye Camii'nin silüetiyle alakalıydı. Konuyla ilgili pek çok yorum yapıldı, muhatapları açıklamalar yaptı ama zannedersem kimse tatmin olmadı. Ecdat konusunda çok ciddi hassasiyetleri olan bir hükümete, bir yönetime sahibiz. Bu konudaki hassasiyetler her fırsatta, her uygulamada aslında dile geliyor. Süleymaniye Camii'nin önemini anlatmama gerek yok. Mimar Sinan'dan, Süleyman'dan, İstanbul için bu yapının öneminden bahsetmeme gerek yok zannedersem sevgili izleyenler. Ama gelin görün ki onunla ilgili bile silüet sıkıntısı yaşanabiliyor. Süleymaniye'nin silüetini bu şekilde etkileyecek bir ortama asla müsaade etmeyeceğiz. Süleymaniye Camii'nin önünde yükselen inşaat kubbelerin önünü kapattı. Caminin silüetini bozacak seviyeye kadar yükseldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, talimat verdim, silüetin bozulmasına izin vermeyeceğiz dedi. Arkadaşlarıma hemen talimat verdim. Görüyoruz ki aslında buradaki hali bile düzeltilmeye muhtaç. Bu konuyu çözmemiz lazım. Mimar Sinan'ın eseri Süleymaniye Camii, İstanbul'un en önemli simgelerinden biri. Süleymaniye Camii'nin hemen önünde kubbelerin üzerinden Boğaz'ın, Haliç'in göründüğü kısmın ön tarafında İlim Yayma Vakfı'na ait bir bina var. O bina yenileniyor, inşaat çalışmaları sürüyor. Ortaya çıkan bu manzara ise büyük tepki çekti. Henüz çatısı bitmemiş bir yapının, yani inşaatçılar bilir, bu şu anda henüz bir kalıp. Evet. Daha bunun çatısı form olarak oluşacak. Yani dolayısıyla... Yani şu an bu gördüğümüz görüntü daha da çirkinleşebilir ihtimali var. Süleymaniye Camii'ne ait kubbelerin önünü kapatan inşaatın sahibi İlim Yayma Vakfı, cami daha görünür olacak açıklaması yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ise o inşaata verilen iznin tarihine dikkat çekti. Yeni binamız Süleymaniye Camisi'nin etrafının açılmasına ve caminin daha iyi görünür olmasına katkı sağlayacaktır. İki seçim arası veriliyor ve bu onay verilirken de Fatih Belediyesi üzerinden veriliyor. Ekrem İmamoğlu üstüne basa basa silüetin bozulmasına geçit vermeyeceğiz dedi. Hem hukuksal mücadelemizi vereceğiz, hem itirazlarımızı yapacağız, hem de yıkımla ilgili en etkili bir biçimde sahada olacağımızı duyurmak istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şimdi silüeti bozan o inşaatla ilgili itirazlarını yapacak. Kesinlikle kararlı bir yürüyüşü ortaya koyacağımızı bilin.
Daima nöbetteyiz dediğiniz mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Bu da taze taze dün akşam yapılmış bir açıklamadır. Zaten konu dün itibariyle sabah saatlerinde bu stüdyodan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'ten dile gelmiş bir konudur ağırlıklı olarak sevgili izleyenler. Ve öyle görünüyor ki bu konu tartışılmaya devam edecek. Aslında bu yapılan bu ne perhiz bu ne lahana turşusu dedirtecek cinsten maalesef sevgili izleyenler. Bir de tabii ki içinde bulunduğumuz dönemde inşaata olan aşkın, betona olan aşkın başka değerleri unutturduğuna yönelik adeta bir kanıt bana kalırsa. Şehirlerimize ihanet konusu herhalde tekrar raftan inecek konu başlıklarından birisi olacaktır bu vesileyle. Çünkü artık gerçekten kimliğini, kişiliğini kaybetmiş beton yığınlarıyla. Hele ki bir de kültürden, gelenekten, bu coğrafyadan, bu coğrafyanın insanından tamamen uzak mimarilerle inşa edilmiş, estetikten uzak şehirler maalesef sadece bugünün, önümüzdeki 3 yılın, 5 yılın değil, uzun yılların tartışma konusu olarak karşımıza çıkacağı benziyor maalesef. Siz de çokça mesaj gönderiyorsunuz. Günaydın Türkiye mesajları var. Türkiye bayrak gönderenler var. Türk bayrakları gönderenler var. Daima nöbetteyiz başlığının altını çok ciddi şekilde doldurduğunuz mesajlarınızı hem Instagram'dan hem de Twitter'dan görebiliyorum. Heykelinden bile korkuluyor demiş Sinan Bey. Nöbetteyiz sonuna kadar Atatürkçüyüz diye yazmış göndermiş. Daima nöbetteyiz bu saldırı bence gündem değiştirmek için yapıldı diyor. Bir diğer izleyicimiz gönderdiği mesajda. Atama kalkan eller kırılsın inadına Atatürk'üm diyen Deste Ercel de mesaj göndermiş. Haydi herkes kendi ilçesindeki Atatürk'ün anıtına bir çiçek bıraksın diyor Mehtap Dirin bir öneriyle karşımıza çıkmış. Pek çok mesaj var. Bitlis Tatvan'dan mesajlar var. Ülke olarak değerlerimizi ve kültürümüze saldıracak noktaya nasıl geldik? Gençler umutsuzluk, ekonomik sıkıntılar, elektrik faturaları ne olacak? Böyle atanamayanlar bu liste böyle uzar gider diye bir mesajda Çınar Bal'dan gelmiş sevgili izleyenler. Daima nöbetteyiz ne mutlu Türk'üm diyene Vedat Çetinkaya tarafından gönderilmiş ve daha bunun gibi okuyamadığım pek çok mesaj var. Hadi son bir tane daha. Günaydın Ezgi Hanım. Bizler Atatürk sevgisiyle büyüdük. Atatürk sevgisiyle öleceğiz. Fethiye'den Can demiş, göndermiş mesajını. Ve bu mesajlar daha sürüp gider. Bu konuyu da daha konuşmaya devam edeceğiz zaten sevgili izleyenler. Bu konuda ilerleyen dakikalarda yine ekranımızda olacak. Şimdi ekran başına daha çok veliler ve gençler gelsin istiyorum. Öğrenciler gelsin istiyorum. Son dönemde okumak kolay değil. Özel okula gitseniz de, devlet okuluna gitseniz de ailenizin imkan durumuna göre okula gitmek, eğitim almak, hele ki yüksek öğrenim almak, hele ki bunu yurt dışında tamamlamak çok ciddi paralar istiyor. Bunun için kurumlar, kuruluşlar, devletin kurumları tabii ki ne yapıyorlar? Burs dağıtıyorlar, başarılı öğrencileri seçiyorlar ama bir sınava tabi tutuyorlar. Bir işte not ortalaması sıralaması, başarı sıralaması şeklinde sıralamalardan sonra bir hak ediş listesi belirleniyor ve başarılı öğrencilerin potansiyeli özellikle yurt dışında yüksek öğrenimde değerlendirilsin isteniyor. Ama gelin görün ki İBB'nin eski yönetiminin sırf bir takım beşeri ilişkiler neticesinde çok ciddi burslarla önemli kişileri yurt dışına eğitime gönderdiği ortaya çıktı. Tamamlayın sözlerinizi. Şu tabloya bakar mısınız? Bunlar nasıl şanslı insanlar? Bunlar nasıl şanslı insanlar? Bakın bu tabloya. Çıkın yalan deyin. Çıkın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin parasıyla okumadır deyin. Utanın, utanın. Ben çalışıp burs almanın ve bursun neticesinde doktora yapmanın, burslu olarak doktora yapmanın kanun dışı olduğunu bilmiyordum. Usulsüzlüğü göstersinler, usulsüzlük yok. Biz usule uygun verilmediğini düşünüyoruz. Bunu yargı, hukuk sorgulayacaktır, kamu vicdanı sorgulayacaktır. Az paralar değil. 39 kişiye 62 milyon lira burs. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti döneminde verdiği burslar için İmamoğlu yönetimi kamu zararı var diyerek savcılığa başvurdu. Tartışma Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de taşındı. CHP'li Veli Ağbaba ile burs alan isimler arasındaki AK Partili Ravza Kavakçı kürsüden tartıştı. Kavakçı burs aldığını kabul etti. Usulsüzlük
Atatürk yok dedi. Kanun dışı olduğunu bilmiyordum. Bunun bir usulsüzlük olduğunu bilmiyordum. Böyle bir bursa başvurdunuz mu? O kişiler nasıl tercih edildi? Bununla ilgili hukuksal işlem yürütüyoruz. Bu hukuksal işlemimiz başka hangi husus varsa da devam edecek. Ravza Kavakçı haricinde 38 ayrı kişinin daha yurt dışına gittiğini gördük. Burs olarak gittiğini gördük. Ravza Kavakçı Amerika'da doktorasını yapıyor. Çok ilginç bir şeydir. Kendisi bir mühendis. Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyor ama daha sonra Metro AŞ'ye geçiyor. Yani bir mühendis şirketine geçiyor. Ama Amerika'ya siyaset bilimi doktorası yapmaya gidiyor. Dönüşte geldiğinde de diploması atlasa da Metro AŞ'ye çalışmaya başlamıyor. Usulsüzlüğü göstersinler, usulsüzlük yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu bugünkü kurla 40'a yakın kişiye 62 milyon liralık burs verildiğini tespit etti. Kavakçı gibi AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya da iddiaların odağında. Teftiş Kurulu'nun raporuna göre Kaya, 2008'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bilişim şirketinde işe girdiği gün New York'taki üniversiteden kabul alıyor ve yine aynı gün burs sözleşmesi imzalıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin CHP grup sözcüsü, benzer durumu AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender İlhan'ın bursunda da tespit ettiklerini ileri sürdü. 2005 ve 2015 yılları arasında zaten yurt dışında yaşamış. Yurt dışında yaşayan birisi Türkiye'ye gelip nasıl burada iş yapıp sonrasında da yurt dışı eğitimi için bir burs almayı hak ediyor. Gerçekten bu çok sorgulanacak bir mesele. İstanbul Büyükşehir Belediyesi dağıtılan bursların iadesi için yargıya başvurdu. Bir yerde 38 kişi için harcanan 62 milyon lira, bir yerde de 52 bin tane gencimize yapılan üniversite yardımları için ödenen 62 milyon lira. Yani bence bu çok çarpıcı bir sonuç. Çok çok çarpıcı bir sonuç karşılaştırma yapıldığı zaman ortaya çıkan. Eğer bu tespitler doğruysa bunun yargıya intikal etmesi ve sonucun yargı karşısında, hukuk karşısında neticenin ortaya çıkması önemlidir diye düşünüyorum. Ama gelin görün ki pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da çok ümitli miyim? Hayır değilim. Sözcü gazetesinden bir diğer detayla devam edeceğiz. O enflasyondan bahseden detayla. Enflasyon farkını peşin verin başlığı atılmış. Milyonlarca mağdur çalışan ve emekli iktidara böyle seslendi. Yüksek enflasyon Türkiye'ye bir ilki yaşattı. %11 gerçekleşen Ocak enflasyonu memur ve emekliye yılın ilk 6 ay için verilen %7,5'luk zammı silip süpürdü. Milyonlar zam farkının peşin ödenmesini istiyor. Zamlı faturaları yaktılar diyor. Milas'ta bir grup vatandaş elektrik zamlarını protesto etmek için faturaları yaktı. Polis eyleme müdahale etti diyor. Marmaris'te, Milas'ta, Doğu Beyazıt'ta pek çok yerde benzer eylemler vardı. Onları ilerleyen dakikalarda size aktaracağız diyelim. Bir de madem ekonomiden, enflasyondan bahsettik. Dün gece saatlerinde Fox ekranlarında yeni alışkanlığınız orta sayfa vardı. Biliyorsunuz genel yayın yönetmenimiz Doğan Şentürk'ün moderatörlüğünde deneyimli gazeteciler her cuma akşamı saat 23.30'da o haftanın en çok konuşulanlarını ve o haftaya dair kulis bilgilerini değerlendiriyorlar. Hatta öyle oluyor ki resmi gazetenin de yayınlandığı saatlerde bazı değişiklikleri, bazı özellikle koltuk değişikliklerini, önemli bakan kurum koltuklarındaki değişiklikleri resmi gazeteden önce açıkladıkları dahi oluyor. Dolayısıyla Ankara'dan ciddi kulis bilgilerinin de yer aldığı önemli gazetecilerin katılımıyla gerçekleşen bu programda kimin ne dediği canla başla takip ediliyor. Dün akşam itibariyle yaptıkları programda tabii ki hafta değerlendirmesi yaparken enflasyondan bahsetmeden geçmek olur muydu? Olmazdı. Bakın neler dediler. Nurettin Nebati dedi ki Japon medyasına enflasyon dedi %50'yi bulacağını sanmıyorum dedi. Ve bir gün sonra da %48,69 olarak açıklandı. Yani. %50'yi geçmeyeceğini zannediyorum diyor ama Nisan ayını söylüyor. Nisan ayını söylüyor. Halbuki diyor. Ocak'ta zaten geldi şimdi, %50'ye. TÜİK'e göre son 20 yılın zirvesinde Çiğdem enflasyon. Son 20 yılın zirvesinde bir enflasyon araştırma grubuna göre de yıllık enflasyon %115. Yani Nebati'nin Sayın Nebati'nin çok çok üzerinde şu anda ekranda da veriyoruz. Enak %115,17, İstanbul Ticaret Odası'nın %50,91, TÜİK'te %48,69. Yani bu üç haneli enflasyonu görüyoruz artık. Üç hane çok çok ciddi bir şey.
90'lı yıllara geri döndük. Bu durumu engelleyecek reçeteler belliyken ısrarla bundan uzak duruluyor. Enflasyonla mücadele diye bir program yok. Çünkü enflasyonla mücadelenin yani en temel Merkez Bankası'ndaki uzmanların söylediğine göre en temel aracı bu para politikasını belirlemek. Yani politika faizini belirlemek. Doğru mu? Tabii tabii. Politika bu faizini geçersizleştirdik dediler. Daha ne desinler? Daha ne yani desin? Yani enflasyonla mücadele diye bir programı şu anda Türkiye'nin yok. Yani bunu efendim enflasyonu düşüreceğiz filan demeleri tamamen işi biz bir oluruna bırakalım. Hani faizi düşük tutmaya gayret edelim. Çünkü öyle bir saplantımız var. Yani öyle olması lazım. İdeolojik bir tutum bu bence. Yani siyasi bir tutum dahi değil. İdeolojik bir tutum. Şimdi bir izleyicimiz mesaj göndermiş. Biz nasıl buraya çıktığımızda hem gazetecilik hem de bu ülkenin birer vatandaşı olmanın gereği olarak eleştirilerimizi de zaman zaman yönelttiğimiz gibi zaman zaman hakkını da teslim ediyoruz. Kim neyi iyi yaptıysa. Bazı konular zaten siyaset üstüdür. Mesela bu Samsun'daki Atatürk Anıtı meselesi gibi. Ya da mesela az evvel bir yorum yapmıştım. Zannedersem o yoruma istinaden bu eleştiriyi aldım. İşte adalete başvurulacak bu İBB'deki burs dağıtımı ile ilgili ama adaletten ne sonuç çıkar çok emin değilim demiştim hatırlarsanız. Şimdi bazı yorumlarımın ayrıştırıcı olduğunu, ülkedeki hükümeti seven %50'lik bir kesim olduğunu ve onlara yönelik kötü yani ben yazdığı kelimeyi kullanmayayım çünkü asla öyle bir şey kastetmiyorum da. İşte onlara yönelik iyi olmadığını söylediklerimin söylüyorlar. Şimdi bu ülkede pek çok olay yaşanıyor ve bir hukuk devleti olmamıza rağmen böyle bir iddiamız olmasına rağmen bunun üzerine kurulmuş bir sistem olduğu söylenmesine rağmen maalesef pek çok hukuksuzluk da karşımıza çıkıyor. Şimdi ayan beyan ortada bir durum varsa hukukun devreye girmesi gereken durumlarda, savcıların devreye girmesi gereken durumlarda insanlar sürülür müyüm, öteki tarafa atanır mıyım, işimden, yerimden, yurdumdan olur muyum korkusuyla seslerini çıkaramıyorlarsa ve maalesef vicdanları temizleyen hukuki kararların çıkmadığını çok sık görüyorsak ben bu tarz bir yorumu yaparım. Eleştirimi yöneltirim. Siz de nezaket sınırları içerisinde bir eleştiri yöneltmişsiniz. En azından bu sınırları koruduğunuz için size teşekkür ederim. İşte karşılıklı haklarımızı kullanıyoruz gibi düşünebiliriz aslında. Eleştirel haklarımızı kullanıyoruz gibi. Mesela şimdi ayrıştırıcı söylem falan denmiş. İşte hükümete karşı söylem denmiş. Aslında tam aksine olanı ortaya koymak. Mesela sıradaki haberde olduğu gibi. Şimdi böyle bir şey var. Görmeyelim mi? Esnafın kira ile ilgili, fatura ile ilgili bir derdi var. Yani matematiksel bir veri elle tutulur, gözle görülür. Görmeyelim mi? Buyur kardeşim, gel. Sizin ne kadar kiranız? 1500 lira. Ne kadar olacak artışla? Yani herhalde benim de %22 olursa 1850 küsür oluyor. Ödeyebilecek misiniz? Vallahi ödeyemezsek gideceğiz herhalde. Bir daha geldiğinde bizi göremeyeceksin. Kira yükseldi, elektrik yükseldi. Yani bizim çalışanımız var. Biz bunun altından nasıl kalkacağız bilmiyorum. Çok zor durumdayız. Yani cümle kuramıyorum artık. Açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte bu ay yapılabilecek en yüksek kira zammı oranı da belli oldu. Şubat ayında sözleşme yenileyen kiracılara, esnafa %22,58 zam yapılabilecek. Bu da en düşük kirada 1500 lirada bile 338 lira demek. Çok yani çok gerçekten bayağı çok yani. 2+1 odada yaşıyoruz zaten. Hani nasıl geçineceğiz, nasıl edeceğiz hiç bilmiyorum. Doğalgaz faturası 679 lira geldi. Hani bu çok hani kira var, faturalar var. Çok zor geçiniyoruz. Sadece kiralar değil, her şey. Korkunç yani. Dur demek lazım artık. Geçen gün bir arkadaşım dedi 1200 liradan 2100 liraya çıkarmış kirasını ev sahibi. Diyor ki taşınmaya kalksam daha çok para vereceğim. Kabul ettim mecburen diyor. Çünkü hem zaten kiralık evde bulmak çok zor şu an. Ev ya da dükkan sahipleri daha fazlasını talep etse de yapılabilecek en yüksek zam oranı %22,58. Kira arttıkça zamın tutarı da artıyor.
3500 lira kira ödeyen esnafın zamlı kirası 4300 liraya çıkıyor. Haliyle taraflar orta yol bulmaya çalışıyor. Çünkü esnaf çoğu günü siftahsız kapatıyor. Bekliyoruz işte akşama kadar burada oturuyoruz, bir şey yaptığımız ettiğimiz yok. Mal sahipleri tarafından tabii ki haklıdırlar. Çünkü bu kadar hayat pahalılığında doğal olarak mülklerinin de değerine göre kirasını almak ister. Ama bir de düşünün bizim açımızdan hiçbir gelir yok. Kiracıyız. Nasıl olacak? Şu ışığı yakmadım. Şurada 3 tane lamba yanıyor. Nasıl olacak? Dolabı bak çalıştırmamışım. Ayhan Yurtbak 17 yıllık esnaf. Ama onun derdi sadece kira artışı değil. Elektrik zammından da çok etkilendi. Son bir ayda elektrik faturası 2 kat arttı. 350 arası geliyordu. Bu 10 günlük zamda 3726 lira geldi. O da 10 gün geçerli dediler. Bakalım bir ayda ne gelecek? Esnaf da tüketici de tasarrufa rağmen katlanan faturalarla, yüksek kiralarla zor durumda. İçeri giriyorum hanımefendi. Hiçbir karım yok. Müşteri girmiyor ki. Siz girerken bile ben sizi müşteri zannettim. Esnaf bitti. Vatandaş da bitti. Bu şartlarda ne yapacağız bilmiyorum. Ne yapacağız bilmiyorum diyen bir diğer mesaj daha var. O da bir çiftçiden. Günaydın demiş Bilal Özcanan göndermiş mesajı. Bir çiftçi olarak mazot, gübre fiyatlarının tavan yapmasıyla artık nasıl çalışacağımıza, nasıl işleri yürüteceğimize anlam veremiyorum. Çiftçi için bir el atılmasını istiyorum demiş. Şimdi biz bunları görmeyelim mi? Hadi bir reklama gidelim. Sonrasında dop dolu devam edeceğiz. Günaydın sevgili izleyenler, ekran başına hoş geldiniz. Tekrar günaydın dileklerimizi iletiyoruz. Tekrar sesimizin, görüntümüzün ulaştığı yerlerde aydınlık bir gün yaşanmasını temenni ediyoruz. Aydınlanma nasıl olur? Bilgiyle olur. Biz de sizi gündeme dair bilgilendirmek, yaşananlar konusunda size bilgi vermek için tüm hazırlıklarımızla dop dolu karşınızdayız. Yine dop dolu haberlerimize devam edeceğiz. Bugün karşınıza daima nöbetteyiz başlığıyla çıktık. Samsun'da yaşanan hain saldırıyı biliyorsunuz. Tabii ki bir takım ip bağlayıp yıkmaya çalışma çabalarının fikirlere sökmeyeceğini vurgulamaya gerek yok herhalde tekrar diye düşünüyorum. Ama tabii ki biz her koşulda, her durumda onun fikirlerinin gösterdiği yolda, gösterdiği hedefe, onun baktığı yöne bakarak onun nöbetçisiyiz. Onun değerlerinin attığı sağlam temellerin nöbetçisiyiz sevgili izleyenler. O yüzden daima nöbetteyiz diyerek karşınıza çıktık. Biraz havadan da bahsedelim istiyorum. Reklam arasında gördüm ki Isparta'dan mesajlar var. Yaklaşık 10 dakika önce gönderilmiş olmasından dolayı anlıyorum ki aslına bakarsanız sabahın erken saatlerinde ekran başına geçmemiş. Dolayısıyla o haberi verdiğimizi fark etmemiş bir izleyicimiz Isparta'dan. Diyor ki Isparta'da yoğun kar yağışından dolayı hayat normale dönemedi. Hala birçok semtte elektrik yok. Sokaklar felç durumda. Ekip yönlendirin. Lütfen siz haber verin. Siz sesimizi duyurabilirsiniz diyor. Biz bunun zaten haberinin takibindeyiz. Ekrana da getirdik. Hatta bir kez daha getiririz. İsterseniz yurdun geneline bir bakalım. Kar, kış nerede vatandaşı ne şekilde zorluyor, nasıl mağdur ediyor, nasıl sonuçlara yol açıyor? Özellikle birikmiş karların temizlenmesinin önemini ispatlayan bir takım haber ve görüntüler var. Onlara bakalım. Sonrasında Isparta'ya da bakarız. Doğu Anadolu'da kar yağışı devam ediyor. Yol açma ve temizleme çalışmalarına rağmen kar esareti sürüyor. Özellikle çatılarda biriken kar kütleleri büyük tehlike oluşturuyor. Bitlis Hizan'da bir halı sahanın çatısı biriken karın ağırlığıyla çöktü. Sahada top oynayan iki çocuk enkazın altında kaldı. AFAD, belediye ve jandarma ekipleri zamanla yarıştı. Yaralı çocuklar kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Tunceli Ovacık'ta tonlarca kar çığ gibi aktı çatılardan. Gaziantep Islahiye'de bir kişi 5 katlı binanın çatısından düşen karın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bingöl'de 42 yaşındaki Mustafa Güleç ise kaçmayı başaramadı, kar kütlesinin altında kalıp yaralandı. Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas İmranlı'da kar evlerin boyunu aştı. Antalya Alanya'da köprübaşı yaylasından yola çıkan ve yolda mahsur kalan 5 kişi ekiplerce kurtarıldı. Bitlis'te 2 gün aradan sonra yeniden etkili olan kar yağışı nedeniyle 311 köy yolu ulaşıma kapandı.
Mersin Silifke'de yağışın adı doluydu. Geçtiğimiz hafta Akdeniz bölgesinde Mersin'de, Antalya'da, Adana'da çok ciddi sağanak yağışlar etkili oldu. Seller, su baskınları yaşandı. Yine İzmir'de, Muğla'da, Aydın'da benzer manzaralar, Balıkesir'de, Çanakkale'de sel, su baskını, taşkınlar ortaya çıktı. Çok yağış aldığımız bir dönemdeyiz. İç ve doğu kesimlere gidildikçe bu yağışın kar şeklinde düştüğünü görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde özellikle Perşembe, Cuma günlerinde bu bahsettiğimiz yurdun güneybatısındaki yağışlar, işte Muğla'ya, Antalya'ya sel yaşatan yağışlar Isparta'ya, Burdur'a yoğun kar şeklinde düştü sevgili izleyenler. Bugün hava nasıl olacak bahsedelim, sonra Isparta'ya da gidelim. Isparta'da bugün itibariyle Burdur, Isparta çevrelerinde buzlanma ve don riski oldukça yüksek. Yağış etkisini yitirdi ancak yerdeki kar kalınlığı hatırı sayılır seviyelere ulaştı. Isparta'nın merkezinde dahi 30-40 santim seviyesinde bir kar birikintisi oluştu. Elektrik tellerinde hasar olduğunu, hala pek çok bölgede giderilemediğini, elektriksizliğin soğuk havada hastalığa da yol açacağını, hatta ekmek çıkmadığını biliyoruz bölgede. Senirkent ilçesinde ekmek çıkmadığına dair haberler alıyoruz. Bakacağız. Bugün iç ve doğu iç kesimlerin özellikle başlıca uyarı gerektiren meteorolojik durumu sis ve sabah erken saatlerde, gece saatlerinde buzlanma, zirai don. Bugün itibariyle yağış tamamen doğuya çekiliyor ve hafif şekilde devam ediyor doğuda da. Ama batıda soğuk hava baki. Dolayısıyla açık olduğu için gökyüzü, yani yeryüzünün üzerindeki o yorgan bulutu kalktığı için, bulut yorganı kalktığı için gece çok ciddi bir soğuma yaşanıyor. O soğuma da bize buzlanma ve büyük risklerle beraberinde geliyor, geri dönüş yapıyor. Sis de buna ilave olunca hem zirai çalışmaların yapıldığı tarlada, serada, bahçede risk var, hem de yollarda risk var sevgili izleyenler. Bugün itibariyle çok önemli sıcaklık değişimleri olmasa da kış güneşi görüldüğü ölçüde azıcık ısıtabilir batıda, iç kesimlerde. Doğuya doğru gidildiğinde ise kar yağışının yer yer devam ettiğini görüyoruz. Doğu Karadeniz'de risk taşıyan kar yağışı bugün itibariyle etkisini yitirerek çekilecek. Yine doğudaki yağışlar da gün içerisinde hafif hafif etkisini yitirecek. Pazar günü itibariyle yeni bir yağışlı hava etkili olmaya başlayacak. Pazar günü bu yağışlar sadece Karadeniz'in orta ve doğu kesimlerinde kendini gösterecek. Kalan kesimlerde yine yağış beklentimiz yok. Bu hafta sonu aslında batıda sıcaklık artışından bahsediyoruz. Birkaç derecelik sıcaklık artışı, yani kış koşullarını bertaraf edecek bir sıcaklık artışı değil. Ama ne olacak? Pazartesiye kadar bu artış süreci devam edecek. Nispeten ılık diyebileceğimiz, hani o çok soğuk havalardan sonra görece ılık diyebileceğimiz bir hava etkili olacak. Özellikle batı ve iç kesimlerde. Ama sonrasında yeniden bir soğuk hava dalgası yine özellikle salı günü itibariyle Marmara'dan başlayarak yurdu yine etkisi altına alacak. Şubat ayının genelinde yurdun doğusunda, güneydoğusunda yağışların normallerin altında kalma ihtimali var ama batıda, özellikle Marmara'da çok ciddi bir yağış var. Yani Şubat ayı yağışlı geçecek. Şubat ayı normalden soğuk geçecek sevgili izleyenler. Genel ortalamalar itibariyle durum bunu gösteriyor. Hadi gelin bir Isparta'ya hızlıca bakalım, sonra devam edelim. Bir ayda beklenen kar iki günde yağdı. Son 20 yılın en yoğun karı elektrik tellerini kopardı. Isparta'da valilik kriz merkezi kurdu. Hiçbir şekilde elektriğimiz yok. Çocuklu aileler var, yaşlılar var, işleri olanlar var elektrikle. Sobalarını söküttüler insanlar, bacalarını kapattılar doğalgaz gelince. Ama şu anda hiçbir şekilde ısınma imkanımız yok. Çaresiz bir şekilde eşin, dostun yanlarına gitmeye, ilçeyi terk etmeye başladılar. Isparta'ya 11 saat aralıksız kar yağdı. Kentte metrekareye düşen yağış miktarı 83.9 kilogram olarak ölçüldü. Bu bir günde beklenenin çok üstündeydi. Kar en büyük hasarı elektrik tellerine verdi. Karın ağırlığı ile yıkılan ağaçlar elektrik tellerini kopardı. Kent merkezinin büyük bölümü karanlıkta kaldı. Şu anda ilçede tam bir kaos durumu var elektrikten dolayı. Yetkili kişilerle görüştük, dünden beri geliyor dediler ama bir türlü biz şu ana kadar görmedik. Elektrik kesintisi nedeniyle ısınamıyor Isparta kent merkezinin büyük bölümü. Çocukları olanlar ve yaşlılar elektrik kesintisinin olmadığı ilçelerdeki yakınlarının yanına gidiyor. Besiciler makineleri çalıştıramadığı için süt sağamıyor. Fırınlar çalışamıyor.
Yaşanan elektrik kesintilerine her kesimden tepkiler yükseliyor. Kesintinin yaşandığı noktalarda yaşayanlarsa bir an önce sorunun çözümünü bekliyor. Pek çok siyasi dün akşam durumla ilgili paylaşımlarıyla bu olaya dikkat çekmeye çalıştı. Biz de onların hepsini takip ettik. Bir gözümüz bir kulağımız Isparta'da. Bir diğer mesaj var aslında yine sabah erken saatlerde bu ekranda haberini duyduğunuz bir olayın mesajı. Ümraniye'de E-tipi cezaevi önünde de nöbet var diyor izleyicilerimiz. Daima nöbette izledik ya. Ümraniye E-tipi cezaevinde de bir yangın çıktı. Haberini ekrana getirdik erken saatlerde. Haberi olmayanlara bir not düşmüş olalım. Yaklaşık toplam 21 kişi dumandan etkilendi, hastanelere kaldırıldı ve cezaevinin büyük bir kısmının tahliye edildiğini ve mahkumların başka cezaevlerine aktarılmak zorunda kaldığını biliyoruz. 2 saat içinde de aslında alevler kontrol altına alındı ama tabii ki içeride yakını olanların tedirginliği de devam ediyor sevgili izleyenler. Şimdi biraz ekonomiden bahsedeceğiz. Madem ekonomiden bahsedeceğiz, ekonomiye dair Twitter'dan gönderilmiş mesajlara bakalım. Çokça fatura gönderiyorsunuz. Mesela fatura gönderenlerden birisi de Soner Sivas isimli izleyicimiz. Şimdi yani tesisat numarası bilgileri falan var. Ekranı o yüzden göstermek istemiyorum. Geçen ayki faturasıyla bu ayki faturasını göndermiş. Gelen SMS'ler üzerinden. Geçen ay 472 lira gelen faturası, elektrik faturası bu ay 881 lira gelmiş kendisinin. Bir diğer izleyicimiz yine bize elektrik faturası gönderiyor. Mehmet Salih Gündüz göndermiş. 593 liralık bir fatura fotoğrafı atmış. Onu da gösteremiyorum. Sayaç bilgisi, adres bilgisi hiç gerek yok. Kişisel bilgileri ekranda göstermeye diye düşündüğüm için. Bu özellikle daima nöbetteyiz dememizin sebebi olan haberlerimizle ilgili de mesajlarınız geliyor. Atatürk'e çirkin saldırıya dair mesajlar yoğunlukta. Bir de tabii ki silüet meselesi var. Onu da erken saatlerde ekrana taşıdık. Bununla ilgili de tepkinizi gösterdiğiniz mesajlarınız var. Hepsini okuyacağız ilerleyen dakikalarda. Biraz ekonomiden bahsedelim. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemde ne zaman ekonomiden bahsetse faiz sebep, enflasyon sonuç diyordu. Evet, faiz sebep, enflasyon sonuç oldu ama onun söylediğinin tam tersi şekilde oldu. Faizle mücadelemi biliyorsunuz. Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da inecek. Faiz düşürürken enflasyon patladı. Faiz %19 iken enflasyon %17 idi. Faiz %14'e indi, enflasyon %50'ye çıktı. Bir tarafta %48,69'a ulaşan yıllık enflasyon, diğer tarafta %19'dan %14'e kadar düşürülen faiz oranları. Tez bu iki oranın birlikte düşmesi yönündeydi ama Merkez Bankası faizi her düşürdüğünde enflasyon yukarı çıktı. Yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine yükseldi. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Bu da benim tezim. Merkez Bankası faizini suni olarak düşürerek bir, piyasada faizleri yükselttik. İki, kurları yükselttik. Üç, enflasyonu yükselttik. Dört, dış ticaret açığını yükselttik. Ticaret Bakanı açıkladı. Ocak ayında ihracat 17 milyar 600 milyon dolarla yine ithalatın altında kaldı. Çünkü ithalatta son yılların en yüksek Ocak rakamı 28 milyar dolar kaydedildi. Zaten son 3 yıldır seyir değişmiyor ama açık bu yıl çok büyüdü. Ocak aylarında 2020 ve 2021'de 5 milyar doların altındaydı dış ticaret açığı. Bu yıl 10 milyar doları aştı. Bizim sattığımız ürünlerin fiyatı artmıyor ama ithal ettiğimiz ürünlerin fiyatı artıyor. Niye? Türk parasının değerini düşürdük ve katma değerli dışarıya mal satamıyoruz. Ve Ocak ayı dış ticaret verileri geldi. 2013'ten sonra, hatta 2013'ten daha yüksek şekilde aylık 10 milyar 400 küsür milyon dolar dış ticaret açığı verdik. Tıpkı döviz kuru gibi enflasyonun üzerindeki köpüğü de kısa bir sürede alarak bu hususta da ülkemizi sahili selamete ulaştırmayı arzu ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı sürekli düşecek dediği enflasyon düşmediği gibi %17'lerden 50'lere geldi. Akademisyenlerden oluşan ENAK yıllık enflasyonu %114,87 olarak duyurmuştu. TÜİK ise her yıl olduğu gibi Ocak ayında madde sepetinde ürünlerin ağırlıklarında değişime gitti. En çok tüketilen ve zamlanan ürünlerin ağırlığı düşürüldü. ENAK da bir gün sonra yeni ağırlıklara göre hesap yaptı. TÜİK ile aralarındaki fark daha da açıldı.
yıllık enflasyonu ENAG %115,17 olarak revize etti. Elektrikte fiyat arttı diyoruz ama enflasyona bakıyoruz, enflasyon öyle artmamış. Yani ürün fiyatlarına bakıyoruz, artmış ama enflasyon artmamış. Yani TÜİK'in asıl oyunu burada. Fiyatlar artıyor ama enflasyon artmıyor. Bir nöbetimiz de bugünlerde elektrik düğmelerinin, prizlerinin, işte kombilerin başında devam ediyor sevgili izleyenler. Sürekli onların başında nöbetteyiz. Çok yakmasın, çok fatura gelmesin şeklinde. Şimdi bir iki fatura paylaşınca adeta sosyal medyadan fatura yağıyor. Bizdeki durum da çok benzer aslında. Anıl Pekin arkadaşım bir mesaj göndermiş bana. Rejiden, kendisi bizim çalışanımız. Geçen ay 400 küsur lira gelen faturası bu ay 965 lira gelmiş. Kendisinin küçük de bir evladı var. Allah uzun ömür versin. Tabii ki evi ısıtmak zorunda. Bu bir doğalgaz faturası sevgili izleyenler. 965 lira. Sıradan bir ev. Evde 3 yaşında, 3,5 yaşında çocuk var. Evi ısıtmak zorundasınız. Ve 965 lira maalesef sadece ısınmaya harcadığınız para bu ay itibariyle. Dolayısıyla aslında enflasyon rakamlarını konuşuyoruz. Yok işte Aralık'ta 13,5 gelmişti, Ocak'ta 11,1'e düştü falan diyoruz. İşte bakan diyor ki %50'nin üzerine çıkacağını düşünmüyorum diyor. 48 geliyor zaten, yakın bir durum oluyor. Bakıyorsunuz sepette ağırlığı değiştirilenlere, enerji kaleminin özellikle ağırlığının değiştirildiğini, düşürüldüğünü görüyorsunuz. Ya bu sayılar çok çok önemli tabii ki, oransal olarak, işte bilimsel olarak ortaya konan, istatistiki olarak ortaya konulan, ama asıl canımızı yakan neticedeki rakamlar bunlar. Yani bizim elimize gelen faturalarda cebimizden çıkacak parayı belirleyen rakamlar asıl can yakıcı olanlar. Şimdi daima nöbetteyiz dedik. Türkiye'nin çokça konuştuğu konular var bugünlerde. Asıl gündemimiz aslında bu. Asıl gündemimiz aslında nasıl geçindiğimiz ya da nasıl geçinemediğimizdir bana sorarsanız. Ama suni gündemdir veya değildir, netice itibariyle çok büyük bir hassasiyet oluşmuştur. Provokasyona gelmememiz gereken, hassasiyet gerektiren bir konudur. Samsun'da Anıt'a yapılan saldırı. Asla ve asla başarılamayacak, sonuca ulaşılamayacak, amacına ulaşamamış, ulaşamayacağı aslında baştan belli olan bir saldırı. Çamaşır ipiyle koskoca fikirleri deviremezsiniz. Olmaz. Bu ülkenin sağlam temelleri öyle çamaşır ipiyle asılarak devrilmez. Dün akşam az evvel bir manşet aktarmıştık, bir manşet daha aktaralım. Dün akşam orta sayfada Fox'un izleyenlerinin yeni alışkanlığında bu konular da gündeme geldi. Hem Samsun'daki Anıt'a yapılan çirkin saldırı hem de Süleymaniye Camii üzerinden süren silüet tartışması konuşulan konulardandı. Bu insan bize bir ülke bıraktı. Ve bütün hayatını savaş meydanlarına harcadı. Yani biz çok inciniyoruz, çok üzülüyoruz, kahroluyoruz, o ayrı ama şunu söylemek lazım, Murat'ın dediği gibi silemezler. Yani aynen, ne yaparlarsa yapsınlar silemezler. Ve burada o tavaf şeyine de birkaç cümle edeyim ben. Orada heykel sanatsal bir sembol. Ve Samsunlular o Atatürk heykelinin çevresinde kol kola el ele durarak o sanatsal simgenin temsil ettiği Atatürk'e sahip çıkıyorlar. Milli ve manevi değerler, hani Atatürk'ten, Atatürk milli ve manevi değerlere dahil değil mi yani? Meczup sağ siyasetlerin çok kullanışlı bir kavramı. Doğru. Eskiden beri, yani nerede provokatif bir saldırı, bir kışkırtma, böyle bir ayrışmayı, bir bölünmeyi derinleştirecek, infial yaratacak bir durum ortaya çıktığında, Murat'ın da bahsettiği gibi, hepimizin bahsettiği gibi sayısız örneği vardır, meczup denir. Meczup böyle aslında önemli bir olayı böyle hafifleştirmeye dönük bir kavram ve çoğunlukla da gördüğümüz gibi suç kaydı bol olan kişiler çıkar arkasından. Bunlar da rastlantı değil. Geçmişte de bunu gördük. Evet, hiç tesadüf değil. Eskiden mesela bir taraftaki değerler, işte Atatürk, laiklik, sekülerizm, bu tip değerler. Şimdi artık bütün değerler gitmiş durumda. İşte Süleymaniye meselesine geleceğim. Atatürk değersizleştiriliyor, Süleymaniye değersizleştiriyor. Ben artık şu konuda bir şüphe duymuyorum. Bu ülkeyi yönetenler Atatürk ismi üzerinden bir takım kavramlara karşılar. Yani mesela bu ülkenin Diyanet İşleri Başkanı, başkanlık ettiği kurumu, kurum bir cumhuriyet kurumu olmasına karşın cumhuriyete de karşı, demokrasiye Atatürk demiyor çünkü kendilerinin atası olduğunu
kabullenmek istemiyorlar. Onu çünkü bir kavram olarak kabul ediyorlar. Üzücü bir durum. Yani hani o Ayasofya meselesini tartışıyoruz ya. Ya Kurtuluş Savaşı olmasaydı, bu adamlar, bu cephede yaşayan adamlar bu ülkeyi kurtarmasaydı, Ayasofya maalesef İngilizlerin kontrolünde olacak. İkincisi, İstanbul'un silüeti zaten, yani Cumhurbaşkanı'nın kendisi de söyledi İstanbul'a ihanet ettik diye. İstanbul'un silüetini zaten bozmuşlardı. Bilinen troll gibi bir dijital yayıncısı hükümete yakın. Önce tweetledi bunu. Ya işte İBB'ye bakın, Süleymaniye'nin önüne ne biçim bina yaptırıyor falan diye. Sonra iznin bir önceki dönemde alınca sildi tweet'i. Bunlar önemli konular, çok tartışılacak konular. Asıl vatandaşın canını yakan konuların başında mı geliyordur? Evet, en liste başında gelen konulardan biridir ama tabii ki ekonomimizden de bahsedeceğiz sevgili izleyenler. Gazetelere de bakalım. Pencere Gazetesi de durumu ilk sayfadan ele alan gazetelerden. Sevsen de sevmesen de yıkamazsın başlığını atmış gazete. Samsun'daki Atatürk anıtını yıkmak isteyen iki kişi tutuklandı. Zanlılardan Celal Rahman Fidan ifadesinde Atatürk'ü sevmediğimi hep söylerim. Heykellerine tahammülüm yok dedi. Tutuklanan Celal Rahman Fidan'la kuzeni Batuhan Fidan kimseden talimat almadıklarını da iddia ettiler diyor Pencere Gazetesi. Hemen yeri gelmişken söyleyelim. Fotoğrafı da Samsunlu yerel gazeteci Esra Vural çekti sevgili izleyenler. Bu fotoğraf çok paylaşıldı. Milyonlarca defa paylaşıldı. Muhakkak görmüşsünüzdür sosyal medya kullanıcısıysanız. Onun da hakkını teslim edelim, kredisini verelim kendisine diyelim. Devam edeceğiz. Memurları yakından ilgilendiren bir vaadin haberiyle, aslında çok uzun zamandır beklenen 3600 ek gösterge haberiyle. Bu konuyla ilgili bize mesaj atarsınız, bunu gündeme getirin şeklinde. Biz bunu zaten hep gündemde tutuyoruz da, bize gerek kalmadan zaten siyasiler bunu son dönemde çokça dile getiriyorlar. Önce Cumhurbaşkanı tarih verdi, yıl sonu dedi ama son yapılan resmi açıklamada Cumhurbaşkanı yardımcısı tarihi öne çekti. Bakın ne zamana çekti. 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz. 3600'ü ilan ettik, çözeceğiz, bu yıl çözeceğiz. Milyonlarca kamu görevlisinin umutla beklediği 3600 ek gösterge için Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 sonunu işaret etmişti. Yardımcısı Fuat Oktay bahar aylarını. İşte Mayıs gibi, Haziran gibi inşallah meclise de gelecek. 3600 ek gösterge konusunda bugüne kadar umutlar hep başka baharlara ertelendi. Oysa ek gösterge sözü 3 yıl önce seçim vaadiydi iktidarın. Bugüne kadar somut bir adım atılmadı. Diyelim ki polis memuru 3600 oldu, hemşire ama il sağlık müdürü 3600. O da 3600 olacak. Müftü 3600, din görevlisi de 3600. Dengesizlikleri giderecek. Başka ara kademeler de koyarak daha adil olacak. Milyonlarca kamu görevlisinin emekli maaşlarını ve emeklilik ikramiyelerini etkileyecek 3600 ek gösterge. Yıllardır da bekleniyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, bakanlık çalışıyor dedi. Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileriyle birlikte devletteki diğer memurları da kapsayacağını söyledi. Ek göstergenin memur, müdür, daire başkanı gibi görevlere göre kademeli değişeceğini de belirtti. O meslek gruplarının tamamı vardır. Başka şeyler de var. Çalışmamızda onlar da var. Onları burada açıklamayayım ama sosyal paydaşlarımızla bu yılın içinde bitecek o. Bakan 2022 yılı içinde demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 2022 sonunu işaret etmişti. 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz. 3600 ek göstergeye dair yeni açıklamaysa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. Oktay, Mayıs ve Haziran gibi meclise gelecek dedi. İşte Mayıs gibi, Haziran gibi inşallah meclise de gelecek. Milyonlarca kamu çalışanı şimdi yine baharı bekliyor. Sevgili izleyenler, gelen mesajlara şöyle bir bakıyorum da tabii ki bize yönelik eleştiriler de var. Yayıncılık ilkeleri gereği bazılarını okuyabiliyoruz, bazılarını okuyamıyoruz. Bazılarının da troll saldırısı olduğuna yönelik ciddi şüpheler taşıdığımızı da söylemek isterim. İlerleyen dakikalarda haberlerimizde CHP'nin açtığı bir troll dosyası var. Ondan da bahsedeceğiz, yeri gelmişken söyleyelim. Doktor Aysel Yavuz bir mesaj göndermiş. Doktorların eylemini sabah erken saatlerde aktarmıştık. Kendisi diyor ki ceyiz cağızlardan bıktık, artık çözüm istiyoruz diyor. Bu 3600 ek gösterge meselesi de aslında biraz böyle bir mesele. Şimdi isterseniz...
Devam edelim. Yine ekonomiden bahsederek devam edelim ama tabii ki bunun bir de siyasi tarafı var sevgili izleyenler. Siyaset ne diyor? Fiyat uygulamasıyla ilgili neler konuşuyor? Hükümetin uygulamalarına muhalif ağızlar ne cevaplar veriyor? Ona bakacağız. Doğalgaz parasını, elektrik parasını öderken artık zam evin bütün odalarında var. İnsanlar televizyon ışığından yararlanarak acaba elektrik tasarrufu yapabilir miyiz diyorlar. Gelen talepler üzerine birinci kademe aylık 210 kilowatt saate çıkarıldı. Bundan sonraki süreçte de biz vatandaşımızı dara, zora sokacak bir fiyat uygulamasını yapmayız. Ülkenin her yerinden yangın haberleri geliyor. Elektrik ve doğalgaz faturalarından kaynaklanan ekonomik yangın haberleri. Artık yeter. Zamlarla katlanan doğalgaz, elektrik faturalarına vatandaş isyan ederken, esnaf ödediği kiradan yüksek faturalarla karşılaşırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan zamlarla ilgili bir düzenleme olur mu sorusuna yapılan tarife değişikliğiyle yanıt verdi. Zamların vatandaşı zora sokmadığını söyledi. Benim iş yerime Ordu'da 6.900 lira gelen fatura 14.000 lira geldi. 14.030 lira geldi. Bir otelci arkadaşa gittim, 90.000 lira gelen yere 180.000 geldi. İktidarın 152 zamlı faturalarda tarife değişikliği esnafı hiç etkilemedi. Çünkü 210 kilowatt saatin altında tüketim yapabilen bir iş yeri yok. Faturalar %127 zamlı geliyor. Evlerde vatandaşımız montuyla hırkasıyla oturur oldu. Esnafın elektriklerini kapatmış olduğunu, kendince tasarruf tedbirleri uyguladığını gördüm. Tabii arkadaşımız güzel bir şey diyor. Onların öyle bir derdi yok. CHP milletvekili Ahmet Kaya, vatandaş zamlı faturalara karşı aydınlanmadan, ısınmadan tasarruf ediyor derken, AK Parti Manisa milletvekili Uğur Aydemir, bu güzel bir şey dedi. Kara kış geliyor, bir fon kurun, fakir aileleri en azından elektrik doğalgaz parasını ödeyin. Bunu yapsaydı Erdoğan kimin işine gelirdi? Erdoğan işine gelirdi. Görmüyorlar çünkü yönetemiyorlar. Ocak ayına gelin, ne olur enflasyon beklentiniz Ocak ayı için? Ben eksi beklerim. Ocak ayında eksi enflasyon bekliyorsunuz o zaman. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, Ocak'ta eksi enflasyon beklediğini söylemişti. Zam gelen kalemlerin ağırlığının düşürüldüğü TÜİK sepetiyle dahi artı 11 olarak gerçekleşti. Aşan'dan da yine açıklama geldi. Bu oranları bekliyor muydum? Hayır. Böyle bir enflasyon oranını beklemiyordum. Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Bu rakamlar 2002 Nisan ayından bu yana en yüksek rakam. Aslında bu rakamların söylediği şey çok basit. Artık yeter. Hikayenin bittiğini anlayın ve gidin. Cumhurbaşkanına Ukrayna dönüşü TÜİK rakamlarıyla dahi son 20 yılın rekorunu tazeleyen enflasyon sorulmadı. Faiz düşerken enflasyonun her ay yükselmesi de. Erdoğan yine devletin elektrik ve doğalgaz zamlarını tam olarak faturalara yansıtmadığını söyledi. Sanayiye verilen doğalgazdaki %40'lık kesintiyi tasarruf olarak değerlendirdi. Biz doğalgazımızı tasarruflu kullandık. Ne yaptık? Mesela en azından sanayiye doğalgaz verme olayını azalttık. Doğalgazda depolar boştu. Doldurmadılar. Sen nereden biliyorsun dediler. Ne oldu? Benim dediğim doğru çıktı. Artık tasarrufun bile bir faydası yok. Vatandaş evini ısıtmıyor, ışığını açmıyor, elektrikli cihazlarını kullanmıyor. Esnaf çok enerji sarfiyatı yapan dolaplarını, elektrikli cihazlarını raflardan kaldırdı artık. Kullanmayayım da bir şekilde elektrik faturam az gelsin diye ama bu tasarruf dahi faturaya yansımaz hale geldi. Özellikle elektrikte ve doğalgazda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabii ki sanayiye verilen doğalgazla ilgili tasarruf vurgusu çok tartışılacak cinsten. Bir de olayın tartışılacak taraflarından biri Ukrayna dönüşünde kendisine buna dair, enflasyona dair, yani 20 yılın rekorunun kırıldığı bir günde bir tek sorunun dahi sorulmamış olması. Mesajlar geliyor. İbrahim Nazife kullanıcı adıyla bir izleyicimiz, emekli maaşımla 4 depo mazot alıyordum. O günkü maaşım 2280 liraydı. Bugün 2860 lira maaşım var. 3 depo mazot ancak alabiliyorum diyor. Ne anladık bu maaş artışından diye soruyor ve daima nöbetteyiz bu saldırılar karşısında demiş. Ceyhan'dan gönderdiği mesajında. Ümraniye tipi cezaevi cayır cayır yandı ama ülkenin medyası kör kaldı diye Tanem Yağmur Öz bir mesaj göndermiş. Haberini aktardık. Bir gözümüz bir kulağımız orada. Emeğimiz, alın terimiz başlangıç sayılsın. Yüz binlerce meslek lisesi ve çıraklık okullarından mezun olanların emeği başlangıç sayılmıyor. Devletimize hiçbir şekilde yükümüz yok. Borçlanma hakkı istiyoruz diyorlar. Staj, SGK başlangıcı olsun diyen kardeşlerimiz haklı bir taleptir. Bir de Kadıköy Belediye Başkanı Avukat Şerdil Dara Odabaşı. Sevgili komşularım, yaptırdığım son Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel durumum iyi. Karantina sürecim boyunca çalışmalarımı evden yürüteceğim demiş. Kendisine geçmiş olsun diyelim. Sıradaki hikayemiz de zaten Covid-19'a dair enteresan bir hikaye.
14 aydır karantinası sona ermiyor Muzaffer Kayasan'ın. 2022'de Covid pozitif olan Kayasan, 2022'de de hala pozitif. 2020 tarihinde Covid'e yakalandım. 2020 tarih, 19-2020 tarihinden itibaren de Covid'le yaşıyorum. Muzaffer Kayasan en uzun süre pozitif kalan koronavirüs hastalarından. Bilim adamlarımıza, işte doktorlarımıza sorduğumuz zaman da lösemi olduğum için bağışıklık sistemimin düşük olduğunu söyleyip ona göre tedbirler, ilaçlar işte 14 aydır bizi yaşatıyorlar. 56 yaşında bir lösemi hastası Muzaffer Kayasan. 3 yıl önce başarılı bir kemik iliği nakli geçirdi. Ardından Kasım 2020'de koronavirüse yakalandı. Hastanede tedavi gördü. Tedavisi sona erdikten sonra taburcu oldu ama o günden bugüne tam 78 test yaptırdı. Sonuç hala pozitif. Bu 14 aylık süre içinde totalde 76'ya yakın test oldum. İşte 77-78'i buldu. Bunların hepsi sıralı, aralıksız COVID. Test sonucu bir türlü negatife dönmeyince karantinası da bitmiyor Kayasan'ın. Ne arkadaşlarını görebiliyor ne de sosyal hayatı var. En çok da çocuklarını, torunlarını görememek üzüyor onu. 14 aydır COVID'le beraber, hatta 14 ayı da geçti. COVID'le beraber yaşıyorum. COVID'im, aşı olamıyorum. COVID'im, çocuklarımı göremiyorum. COVID'im, kimseyle bir, yani sosyal hayatım diye, aile hayatım diye hiçbir şey kalmadı. Bir de aşı olmayanlara sesleniyor Muzaffer Kayasan. Ayakların yürürken hastaneye git, bir sağlık ocağına gidiyorsun. Evine çağır, evine geliyorlar ya. Devlet sana her imkanı tanımış. Yaşamak isteyen aşı olsun kardeşim. Gerçekten çok zor. Kendisine geçmiş olsun diyelim. Bu gerçekten bilim insanlarının masaya yatırıp mercek altında araştırması gereken bir durumdur. Takip ederiz, eğer araştırması yapılırsa onu da haberleştiririz. Ekran başında hasta olanlar, hasta bakanlar da var. Onlara da selam olsun, geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Zor. Bakana da zor, kendine de zor. Hastalık, en önemli şey sağlık. Bakın, sağlığı bozuk bir diğer izleyicimiz daha var. Çok geçmiş olsun diyelim. Levent Bey MS hastasıymış, diyaliz hastasıymış aynı zamanda da. Bu ay elektrik faturası 2986 lira gelmiş. 80'lerde kendi kendine yetebilen dünyadaki 7 ülkeden biriyken geldiğimiz hale bakın. Hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Bu arada Covid'den bahsetmişken İlker Karagöz'ü de söyleyelim tabii ki. Kendisi sosyal medyadan da duyurdu rahat rahat. Buradan kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletebilirim. Kişisel verilerin gizliliğini ihlal etmeyeceğini düşündüğüm için. İlker Karagöz pozitif. Tedbiren yaptırdığı bir testten pozitif olduğu sonucunu şaşırarak öğrendi. Semptomsuz, hafif bir şekilde evinde atlatıyor ve tedbiren kendini karantina altına almış durumda. Kendisine, ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz buradan İlker Karagöz'e. Diyelim nüfusumuzla devam edeceğiz. Bugün 9 Sütun gazetesi de bu nüfusla ilgili açıklanan son verileri manşetine taşımaya değer görmüş. Nüfusumuz arttı demiş. İstanbul'da yaşayanların nüfusunu ön plana çıkarmış. TÜİK istatistik yayınladı. Nüfus arttı dendi. Önemli detaylar var. Yine uzmanların mercek altında incelemesi gereken. Türkiye artık daha kalabalık ve daha yaşlı. TÜİK 2021 yılı nüfus verilerini açıkladı. Toplam nüfus 84 milyonu aştı. Artış hızı ise bir önceki yıla göre katlandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre 2020 yılı itibariyle 83 milyon 614 bin 362 kişi olan Türkiye nüfusu geçen yıl 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. Nüfus artış hızı ise birden patladı. 2020'de binde 5,5 iken 2021'de binde 12,7'ye yükseldi. Ama doğurganlık düşük verilere göre. Bu da yaşlı nüfusu arttırdı ve ortanca yaşı yükseltti. 2020'de 32,7 olan ortanca yaş 2021'de 33,1 oldu. 0-14 yaş arası çocukların oranı %26,4'ten %22,4'e geriledi. 65 yaş üstü grubun oranı ise %7,1'den %9,7'ye yükseldi.
Çalışma çağı yani 14-64 yaş arası kesimin nüfusu arttı artmasına. Ama Kasım ayı işsizlik verilerine göre 15-24 yaş arası genç kesimde işsizlik de arttı. Türkiye'de çalışma çağındaki her 100 kişi 33 çocuğa ve 14,3 yaşlıya bakıyor verilere göre. TÜİK'in açıkladığı verilerde belki de en endişe verici olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların sayısının artmış olması. Türkiye'de kırsal nüfusta yaşayanların oranı %7'nin de altına geriledi. En kalabalık il yine İstanbul oldu. Türkiye'de her metrekareye 110 kişi düşüyor. İstanbul'daysa kilometrekareye 3049 kişi düşüyor. Dev megapolü Ankara ve İzmir takip ediyor. En az nüfusa sahip il ise yine Tunceli. Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfussa 458.626 kişi artarak 1.792.036 kişiye çıktı. Çok önemli detaylar var dediğimiz gibi. Doğurganlığın azalmasına rağmen nüfusun artıyor olması, nüfusun yaşlanıyor olması. Bunlar ileriye dönük ülkenin ekonomisini, birliğini, bütünlüğünü, varlığını etkileyecek detaylar. Ama bunun dışında özellikle nüfus çalışmaları uzmanlarının da dile getirdiği, görülmemiş bir biçimde kayıtlı yabancı sayısının arttığı yönünde. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü'nden Profesör Türk Yılmaz bu açıklamayı Sputnik'e yaptı. Yabancı sayısındaki artışın bu yıl bir patlama yaşattığını söyledi. Bir de TÜİK'in istatistiklerine göre Türkiye'de yaşayan insanların yaklaşık 1/5'i İstanbul'da yaşıyor. Bu şehre çok ciddi bir yük. Bu doğru bir strateji değil. Ekonomik olarak, nüfus olarak, demografik olarak bu aslında göçün engellenmesi gerektiğini, sadece İstanbul'da değil köylerdeki nüfusun azalması istatistiği de var aynı bilgiler arasında. Aslında geriye göçün bir şekilde artık bir an önce sağlanması gerektiğinin kanıtı niteliğinde sevgili izleyenler. Şimdi bir reklama gidelim. Sonrasında yine Dop Dolu devam edeceğiz. Günaydın sevgili izleyenler. Bir kez daha ekran başına hoş geldiniz. Kaldığımız yerden haberlerimize devam ediyoruz. Gazete manşetlerine de bakacağız. Pek çok gazetede bugün itibariyle görebileceğiniz irili ufaklı ilk sayfada yer verilmeye gayret edildiğini benim fark ettiğim bir haberle başlayacağız hemen. Elektrik faturalarıyla başlayacağız. Sadece elektrik değil, aslında enerjiye dair tüm faturalarda son dönemde yaşanan artış, hatta artış demek doğru olur mu bilemedim, katlanma vatandaşı artık gerçekten çileden çıkarmış durumda. İnsanlar çok zorlanıyorlar. Esnaf özellikle çok zorlanıyor. Biliyorsunuz bir kilowatt saat hesabı yapıldı. Bir üst sınır belirlendi. Bu üst sınırın üzerine çıkanlara %127'lik bir zam uygulanacağı söylendi. Sonrasında o üst sınır artırıldı ki insanlar üstüne çıkmasınlar diye, ama esnaf bu anlamda da açıkçası yapılan düzenlemeden pek nasibini alamadı. Gazetelerin ilk sayfalarına bakın mesela, örneğin Pencere gazetesinde var. Fotoğraflarıyla birlikte yansımış durumsa şöyle. Ağrı'dan ve Muğla'dan fotoğraflarla aktarmış Pencere gazetesi. Elektriğe Ocak ayının başında yapılan faiz zamla zamlı faturaları görenlerin tepkisi artıyor. Dün zamları protesto günüydü. Kimi sosyal medya üzerinden sözleşerek, kimi cuma namazı çıkışında buluşarak zamları protesto etti. Doğu Beyazıt'ta binlerce kişi sokakları doldurdu, dağıtım şirketine yürüdü. Muğla'nın Marmaris, Fethiye ve Milas ilçelerinde de sokaklarda protesto vardı. Tüm eylemlerde faiz zamlı faturalar yakıldı diyor gazete. Hadi gelin bir de kendi gözlerimizle görelim o durumları. Havalar soğudu, elektrik tüketimi arttı, faturalar cep yaktı. Muğla, Ağrı ve Şanlıurfa'da yüzlerce kişi yüksek elektrik faturalarını protesto etti. Muğla'nın Fethiye, Marmaris, Milas, Menteşe ve Köyceğiz ilçelerinde vatandaşlar ellerinde pankartlarla sokağa döküldü. Yüzlerce kişi elektrik dağıtım şirketi önünde toplanarak eylem yaptı. Vatandaşlar faturalar sadece cebimizi değil canımızı da yakıyor diyerek zamların geri alınmasını istedi. Elektriğe %50 ile %127 arasında yapılan zamlar faturaları katladıkça vatandaşların da tepkisi arttı. Ağrı Doğu Beyazıt'ta yüzlerce kişi her ay katlanarak artan faturaları protesto etmek için toplandı. Zamları protesto eden kalabalık kent merkezinde alkışlar ve ıslıklarla yürüdü. 334 gram nokta 8 kuruş. Şanlıurfa Bilecik ilçesinde de benzer görüntüler vardı. Vatandaşlar bir önceki faturalara göre 3 kat daha fazla gelen faturalarını gösterip elektrik dağıtım şirketi önünde toplandı. Zamların geri alınmasını istediler. Tabii ki sakin, sükunet içerisinde
anayasal hakkımızı kullanmak gayet doğal ama bunu çok fazla provokasyonu açık hale getirmeden yapmak da bir o kadar önemli diye düşünüyorum açıkçası sevgili izleyenler. Pek çok mesaj geliyor. Gelen mesajlar ekonomi ağırlıklı. Bir de daima nöbetteyiz başlığımızın altına yapılan çirkin saldırılarla ilgili gönderdiğiniz mesajlar var sevgili izleyenler. Fırsat buldukça o mesajlardan da hem Instagram hem Twitter'dan okumaya gayret edeceğimi söylemek isterim. Şimdi kısacık bir video izleteceğim size. Saadet Partisi'nin yayınladığı son video. Saadet Partisi'nin sosyal medya ekibi yayınladığı videolarla yaptığı ironilerle dikkat çeken çalışmalar yapıyor. Yine dikkat çeken bir çalışmayla karşımızdalar. Son videonun konusu TÜİK'in açıkladığı son enflasyon verileri. Bir krem markası olarak TÜİK. Yıl boyunca tahriş olan ekonomi için TÜİK bakım serisi. Gerçekleri kapatmada %48'e kadar etkili. Düşük enflasyonun sırrı TÜİK'in yeni formülünde saklı. Böyle daha ışıltılı. %48'e kadar etkiliymiş sevgili izleyenler. Sürün. Devam edelim. Yine ekonomiden devam edeceğiz. TÜİK bir takım oranlar açıklıyor. Ekonomistler bir takım oranlar açıklıyor. İşte ENAG başka bir enflasyon verisi açıklıyor. Hatta sepetteki ağırlıklar değiştikten sonra ENAG'ın da açıkladığı veri biliyorsunuz ki arttı. Enflasyon verisi yükseldi oransal olarak. Bilenler, ekonomi uzmanları bir takım açıklamalar yapıyorlar. Matematiksel veriler ortaya koyuyorlar ama işin sonunda vatandaş markete gittiğinde bir istediğini alıyor mu, alamıyor mu? Vatandaş faturasını öderken zorlanıyor mu, zorlanmıyor mu? İş bu noktada çözülüyor aslına bakarsanız. Yani benim ekonomiden anladığım dil bu. Ben bunun uzmanı değilim. Haberlerini yakından takip ederim. Ama tabii ki bir vatandaş olarak ben bana gelen faturaya bakarım. En basitinden geçen ayla ya da geçen yılın aynı ayıyla kıyaslarım. Akaryakıt sarfiyatımı da bu şekilde kıyaslarım. Elektrik faturamı da, doğalgaz faturamı da, su faturamı da ya da başka enerji maliyetlerini de ya da market masraflarını da sevgili izleyenler. Şimdi şu saati itibariyle kahvaltı sofrasında olanlar. Böyle peyniri lokma lokma mı yiyorsunuz? Yoksa böyle dilim dilim ağzınıza atabiliyor musunuz? Peynirdir, kaşar peyniridir. Bunları alamıyoruz kızım. Süt yok, alamıyoruz. İki çocuk var evde. Yeri geliyor onu da alamıyoruz. 70 lira, 80 liradan aşağı peynir yok. Süt zaten unuttuk, süt falan almıyorum ben. İyi kötü 10 milyonluk alabiliyorduk da 10 milyonu da alamıyoruz. Şimdi 10 milyonu acıp da söylemez şu kadarcık veriyorlar. Kibrit kutusu kadar veriyorlar. Kibrit kutusu kadar peynir diyet listesinin değil geçim mücadelesinin parolası artık. TÜİK'e göre gıda enflasyonu %55'i aştı. Sütteki fiyat artışı ise çok daha fazla. Yıllık %64'e ulaştı. 15 lira bir şey kilosu alamıyorum. Zam verdiler ya. Samın 10 katını alıyorlar. Çok zor. 100 gram, 200 gram bir şey oluyor bence. Az alıyoruz mecburen. TÜİK'e göre bile beyaz peynirin kilosu sadece bir ayda %20 arttı. Ortalama 37 lira 89 kuruştu, 45 lira 70 kuruşa yükseldi. Yıllık artışsa süt fiyatlarında olduğu gibi %64. Marketteki fiyatlarsa TÜİK'in açıkladığının üstünde. TÜİK her şeyi biliyor. 45'ler o 45'ler neredeyse biz de gidip alalım. 90 100 lira peynir kardeşim. Ben görmedim. Varsa bize de göstersinler. Nerede? Alacak olduğun 20 lira 30 liralık bir peynir alacağım bir hafta idare edeceğim. Eskiden böyle miydi? Eskiden kilosu 25 30 liraydı. Şimdi alamıyorsunuz 80 90 liraya. En çok tüketilen peynirlerden Ezine peyniri. Fiyatı marketten markete değişiyor ama kilosunu 80 liranın altında bulabilmek zor. Zeytinburnu'nda dar gelir grubunun alışveriş yaptığı ve fiyatı diğer marketlere nispeten daha uygun fiyatlı bu markette 1 kilogram Ezine peynirin fiyatı 80 lira. Daha önce bir kalıp peynire veriyorduk 20-30 lira, şimdi olmuş 70-80 lira. Yine onun mecburu bir kalıp alamıyoruz da onun yarısını alabiliyoruz. Sadece peynir değil, TÜİK'e göre tereyağı da aylık %10, yıllıksa %41 zamlandı. TÜİK'in sepetinde bile 1 kilo tereyağının ortalama fiyatı 100 liraya dayandı. Markette ise 110 lira. Bütçemizi zorladığı için kullanmıyoruz. 110 lira verip de ben o 1 kiloya nasıl alabilirim? Aldığımız maaş belli, bütçe belli. Daha önce benim aldığım yoğurt 19.95 iken şimdi yolda 30 lira. Her hafta ben 2 tane alıyordum o zaman, şimdi hiç alamıyorum. Asgari ücret bunun altında kalkılmıyor. Artık yani soframıza 5 liralık 10 liralık şeyler almaya başladık. Taneyle almaya başladık. Bakın fiyatlara bakın. Tüketici artık kilo kilo değil gramla, hatta cebinde kaç lira varsa ona göre alışveriş yapıyor. Pazar kahvaltılarının bile en hesaplısı yapılıyor. 10 liralık peynir, 10 liralık zeytinle sofra kuruluyor. Ben evime pazar sabahları
doları 10 liralık peynir alıyorum. Zeytin de 10'a. Asgari ücretle çalışıyorum. Gönlümüzce alamıyoruz. Bir de eşim tek çalışınca hiç olmuyor. En fazla işte yarım kilo falan yani alabiliriz öyle. Bir kilo falan zaten asgari ücretle de geçinemiyorsun ki. Gönlümüzce alamıyoruz dediği şey lüks bir tüketim değil sevgili izleyenler. Sofraya alınan peynirden, sütten, yoğurttan bahsediliyor. Lüks bir tüketimden bahsedilmiyor. Gönlümüzce alamıyoruz deniyor. Mesela bugünlerde tatildeyiz, sömestr tatilinde çocuklar okula gitmiyorlar. Çocukların okula gitmediği böyle dönemlerde aslında ne yapardık? Memleketimize giderdik. Gidebilenler de kış tatili yaparlardı belli yörelerde, belli adreslerde. Tatili de gönlünüzce yapıp yapamadığınızı açıkçası merak ediyorum. Gönderdiğiniz mesajlarda bunun da cevabını aktarırsanız sevinirim. Bakın bir mesaj gelmiş. Sadece benim evime değil tüm çevremizdeki evlerde elektrik faturaları çok yüksek diyor Eren Efe Beren kullanıcı adıyla bir izleyici. 1900 lira gelen var, 1800 lira gelen var. Ayrıca kimi kime şikayet edeceksin? Gelip bakıyorlar, doğru deyip seni yalancı çıkarıp gidiyorlar. İtiraz da bir işe yaramıyor. Tek başına yaşayan akrabama bile 900 lira fatura geldi. Gerisini sen düşün. Tutulacak bir yanı yok artık zamların. Zaten hangi birinden şikayet edelim? Hepimiz şaşırdık diyor. İzleyicinin mesajı bu şekilde. Korkusuz Gazetesi'nin manşetine bakalım. O da emeklilerin sesini manşete taşımış. Ampulü söndüreceğiz diyor manşetten gazete. Elektrik faturalarını ödeyemeyen emekli iktidara seslendi. Artan elektrik ve doğalgaz faturalarına karşı 21 Şubat'tan itibaren her gün 9 dakika ampul söndürme kararı alan emekliler yaşadığımız karanlığı görünür kılacağız dediler. Emekliler eylem yaptılar. Emekliler seslerini bakın nasıl duyurdular. Tüketici kredileri kullanıyoruz. Bu kredileri kullana kullana maaşım 330 liraya düştü. Eski kiracı olduğum için şu an ben 1350 lira kira veriyorum. Ben 700 lira doğalgaz verdim. Ben 250 lira elektrik faturası verdim. 150 lira su faturası verdim. Daha da maaşımdan bir şey kalmadı. Biz emekliler açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edildik. Kuru ekmeğe muhtaç edildik. Geçim sıkıntısını en derinden hisseden kesimdi zaten emekliler. %25 maaş zammı 1 Ocak itibariyle elektriğe, doğalgaza gelen zamlar karşısında erimişti. Aylık %11 açıklanan enflasyonla daha da eridi. Hangi enflasyondan bahsediyorlar? TÜİK'in enflasyonuyla bizim gerçek hayatta yaşadığımız enflasyon arasında uçurum var. Bunu görmezden gelmek halkına düşman olmak demektir. Ben Samsun'dan geldim buraya. Bir yıl öncesinde 80 lira otobüs bileti idi. Şu anda 170 lira. Okula gidecek torunlarımızın bizlerden belki dedesinden haçlık isteyecektir. İnanın onlara bunu verememenin acısını yaşamamak için evlerimizden erken çıkıyoruz. Yeni yılda emekli %25,5 zam aldı. En düşük emekli maaşı da 2500 liraya çıkarıldı. Bu rakam bile açlık sınırının çok altındayken Ocak ayı enflasyonu %11 olarak açıklandı. 4116 lira maaş alan emekli bir memurun alım gücü bir ayda 411 lira eridi. 2500 lira alan bir emeklinin alım gücü 250 lira azaldı. Geçen hastaneye gittim. 3 tane ilaç aldım. Hiç para vermiyordum. 30 lira para aldılar. O da raporlu olduğu halde bu aldılar. Yanımda vatandaş var. 60 lira alınca ilaçlarını eksitti. Ya elektrik işte bilmem kaç kilovattan biraz daha indirmiş. Bunu bir lüsü sanki hani ölümü gösterip sıtmaya razı edecek bizi. Biz enayi miyiz? Biz emekliyiz ama enayi değiliz yani. Artık hem çocuklarımız işsiz hem bizler. Aldığımız 3 kuruş maaş faturalara mı yetecek? Biz nasıl geçineceğiz? Bizim seçtiklerimiz 10 yerden maaş alıyor ama bize sefaletin altındaki bir parayı hak görüyorlar. Tüm emekliler eş güdüm kurulu emeklilerin yaşadığı karanlığı görün diyerek eylem kararı aldı. İstekleri insanca yaşama koşullarına ulaşılması için adım atılması. Su, elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar kaldırılmalı. Biz emeklilerin maaşları yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalıdır. Ayın 21'inde başlamak üzere her gün 9 dakika ampullerimizi söndüreceğiz. Her gün 9 dakika söndürme eylemini başlattıklarını yaptıkları basın açıklamasıyla duyurdular. Hadi gelin bir de Bir Gün gazetesine bakalım. Bir Gün gazetesinin manşetinde bugün 3.30 paraya her şey satılık demiş editörleri. Elde avuçta ne varsa haraç mezat satıyorlar. Önceki yıla göre 30 kat artan özelleştirmeler bu yılda son sürat devam edecek.
Rekor satışlar başlığının altı şöyle: halka ait ne varsa 3 kuruş paraya satmaya devam eden AKP iktidarı geride bıraktığımız yılda resmen gaza bastı. Sümer Bank ve şeker fabrikalarına ait varlıkların da aralarında bulunduğu kamuya ait kıymetli taşınmazlar bir bir elden çıkarıldı. İktidar 2021'de özelleştirme rekoru kırdı. Yapılan satışlar bir önceki yıla oranla tam 30 kat birden artış gösterdi. Özelleştirmeye bu yıl içinde de olduğu gibi devam edilecek. Cumhurbaşkanlığı yıllık programındaki özelleştirme uygulamalarına devam edilecektir hedefi doğrultusunda hidroelektrik santralları, limanlar, maden sahaları birer birer satışa çıkarılacak. Yıl sonuna kadar 200 dolayında yeni satış ihalesinin yapılması planlanıyor diyor. 2022'deki özelleştirme bilançosu 146 milyon liraymış. 2021'de o bilanço 4,1 milyar liraya, 2022'de yapılacaklarsa ihale sayısı ise 200 olarak belirtilmiş Bir Gün gazetesinin manşetinde. Devam edelim. Bir Gün'den seçtiğimiz diğer detayları aktaralım. Tam gaz yoksullaşma başlığını bakın nasıl detaylandırmış gazete. Milyonlarca yurttaş yüksek enflasyonun altında ezilirken BİSAM'ın hazırladığı rapor asgari ücretin nasıl eridiğini gözler önüne serdi. Raporda bir önceki yılın aynı ayına oranla asgari ücretin alım gücü gıdada %8,3 daha az. Zamlı asgari ücretin geçen yılki alım gücünü margarin karşısında yeniden kazanabilmesi için en az 6.704 lira, tavuk eti karşısında yeniden kazanabilmesi için en az 5.728 lira, patates karşısında yeniden kazanabilmesi içinse en az 6.610 lira olması gerek diyor. Profesör Doktor Aktaş hızla fakirleşiyoruz dedi diyor haberin detayında Bir Gün'ün editörleri. Hadi gelin madem asgari ücretin erime oranına bakmış Bir Gün, biz de Ümit Dikbayır'ın çalışmasını ekrana getirelim. Kendisi İyi Partili, mali işlerden sorumlu, aynı zamanda Sakarya milletvekili. Eşiyle birlikte, yani Dikbayır çifti, sürekli markette, pazarda bir pilot aile seçip onun yıl yıl, ay ay temel ihtiyaçlarını aldığı parayla gidererek aslında durumunu ortaya koyuyor. Kıyaslayarak gidiyor. Bir çalışma aslında bütün bakıldığında büyük bir resim ortaya çıkıyor. Bakın yaptığı son çalışmayla asgari ücretli bir ailenin geçimiyle ilgili nasıl sonuçlara vardılar. Şimdi geçen ay 1261 lira kira vermiştik. Kiramız aynı, apartman aidatımız aynı. Yalnız elektrik faturası 232 liradan 420 liraya çıktı Nigar. Evet. Bu şu demek oluyor, herhalde sen oradan biraz daha kısacaksın demek oluyor. Yani evet, neticede 232 lira gelen elektrik 420 lira geldi. Neticede paramız belli. İşte su faturası 135 liraydı, 168 lira geldi. Doğalgazımız 350 liraydı, 500 lira geldi. Bu ayki kiramızı ayıralım. 1260, 1261 lira kiramızı ayırdık. Apartman aidatı 100 liraydı, apartman aidatını ayırdık. Elektrik faturası için 420 lira ayırıyoruz. Şöyle 420 lira ayırdık. Su faturamız için 168 lira, 150, 160, 165, 168. İnternet faturası 100 lira. Doğalgaz faturası 500 lira. Şu da doğalgaz faturası. Telefon faturaları 140 lira. Yine geçen ayki gibi 140 liraya ayırdık. Çocuğun harçlığı için 200 lira, yani haftada 50 lira maalesef. Ya bir simit 3,5 lira, bir çay 2 lira. Yani ne diyeyim artık. Ulaşım için 200 lira ayırdık. Ekmek yine halk ekmekten aldığımızı 135 lira düşünüyoruz. 135 lira da şöyle 100, 120, 130. 135 lira da halk ekmekten alacağımız bir aylık ekmek parası ayırdık. Elimizde kalan para 200, 400, 600, 800, 1000, 1030 lira paramız kaldı. Bu listeyi almamız gerekiyor. Yani geçen ay 1400 lira kalmıştı. Evet. Bu ay 1030 lira kaldı. Bir de bu mu? Evet. Tamam. 3 litre yağımız. 3 litre alacağız. Şöyle koyun gel. Bizim 1030 lira kaldı. Onda 180 lira geçen ay şey bıraktık, yine bırakacağız. Hangisini bırakabiliriz 1030 ki? Ya 850 liralık alabiliriz ancak. Mesela kahveyi ver. Kahve içmeyelim yani. Şekeri vereyim. Ya 850 liralık alışveriş yapabiliriz ancak. Neydi o? Bulaşık mı? Bulaşık efendim. Bari elimde yapayım. Şu yap, şu. Şu an kaç? 1172. Daha 1172. Ne yapacağız? Şimdi geçen ay aldığımız ürünlerin aynılarını aldık. Aynı markada, aynı kiloda. Ama artan elektrik faturası, doğalgaz faturası ve ürünlere gelen zamlardan dolayı geçen ay aldığımız ürünlerden bu kadarını bırakmak zorunda kaldık aslında.
Çamaşır deterjanı bıraktılar, bulaşık makinesi deterjanını bırakıp elde yıkama kararı aldılar. 3 litre yağ almışlardı, 2 litresini bırakmak zorunda kaldılar. Sıvı sabun alamadılar da katı sabun aldılar daha ucuz diye. Bebek bezini zar zor aldılar, bebek mamasının yarısını bırakmak zorunda kaldılar geçen aya göre. Yani birazcık kılıfa uydurabilmek için. Geçinebilmek için sevgili izleyenler, kahveyi bırakmak zorunda kaldılar, şekeri bırakmak zorunda kaldılar. Aslında bu tarz çalışmalar ciddi anlamda vatandaşın ne yaşadığını hem tecrübe etmek hem de ortaya koymak adına önemlidir, değerlidir diye düşünüyorum. Bir de şimdi MOBESE tartışması var biliyorsunuz. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'a yağan kar eriyeli çok oldu ama o kar yağışından sonra İstanbul'la ilgili tartışmalar katman katman marul marul yeni katmanlar kazanarak devam ediyor. En önemlilerinden biri de tabii ki MOBESE tartışmasıydı. MOBESE tartışması kişisel hak ve özgürlüklerle alakalı, aslında hepimizle alakalı bir konu olduğu için. İçişleri Bakanlığı MOBESE sızıntısını küçümsedi, ucuz işler dedi diyor. Pencere gazetesi konuyu genişçe ele almış ilk sayfasından. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ısrarla siyasi polemiklerin merkezine yerleşen MOBESE görüntülerinin kaynağını soruyor. İmamoğlu'na ilk yanıt İçişleri Bakan Yardımcısı İbrahim Çataklı'dan geldi. Çataklı görüntülerin MOBESE kaynaklı olup olmadığına ilişkin bilgi vermek yerine İmamoğlu'nu polise jandarmaya iftira atmakla, cambaza bak taktiği uygulamakla suçladı. Bunlar ucuz işler, herkes kendi işini yapsın. Kara propagandayla, iftirayla kapatılacak işler değil bunlar dedi diyor. İmamoğlu da aynı sertlikte bir cevap verdi aslına bakarsanız. Hadi gelin haberimizi izleyelim. Çataklı ne demiş, İmamoğlu nasıl bir cevap vermiş duyalım. Kimse kendi beceriksizliklerini, liyakatsizliklerini, hani deyim yerindeyse cambaza bak diyerek 48 saat boyunca uyumadan vatandaşın yanında olmuş, çalışmış polisimize, jandarmamıza iftira atarak örtmeye kalkmasın. Hani liyakatsiz söylüyor bunu? Adını da söylerseniz. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı. O liyakatsiz şahsiyet bakan yardımcılığını yapsın. Ahlaksızlığa doğru adımlar atmasın. Bakan yardımcısı, bu da bizi hakaret ediyor. MOBESE tartışması daha da alevlendi. İstanbul'daki yoğun kar yağışı sırasında İngiltere Büyükelçisi'yle Balıkçı'da buluştu Ekrem İmamoğlu. O görüşmenin MOBESE görüntülerinin sızdırılmasının üstündense 10 gün geçti. İmamoğlu kim sızdırdı ortaya çıksın diye suç duyurusunda bulunmuştu. Sızdıran ortaya çıkmadı. İçişleri Bakanlığı'ndansa yine net cevap gelmedi. Bunlar ucuz işler. Herkes kendi işini yapsın. Bir cevap geldi mi? MOBESE işi bir basit bir iş değildir. Cevap gelmedi. Ben valimize buradan çağrı yapmıştım. Emniyet müdürüne, o masanın başında bulunan memura, bakan yardımcısı muhatap olduğuna göre demek ki bu işin sorumlusu bakanlık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Bütün milletimizi davet ediyoruz arkadaşlar. MOBESE ile ilgili açıklaması oldu. Arkadaşlar, dedikodu değil, iyiliğin zamanı. Sayın İmamoğlu, bu MOBESE tartışmalarıyla ilgili olarak neden sessizlik korunuyor? Bununla ilgili gereken herkes hesap verecek şeklinde bir açıklamada bulundu. Nasıl değerlendiriyorsunuz? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha önce iki kez MOBESE sorusunu pas geçti. Yardımcısı İsmail Çataklı ise iftira demekle yetindi. Kara propagandayla, iftirayla kapatılacak şeyler değil bunlar. Ben söylüyordum zaten, bizim telefonlarımız dinleniyor diye. MOBESE de gösterdi ki izleniyoruz. İzliyorsunuz. Sonra bunu servis ediyorsunuz. Suç mu? Evet, suç. Anayasal suç. Suçun üstüne giden var mı? Giden yok. Neden savcılar suçun üstüne gidemiyor? Cesaret edemiyorlar, yarın sürülebiliriz diye. Ben bunları hiç önemsemiyorum. Belediye başkanıyla gitmiş, Balıkçı'da balık yemiş. O, onun seviyesinin ne olduğunu gösterir. CHP lideri de ses yükseltirken Cumhurbaşkanı Erdoğan MOBESE konusuna girmedi. Görüşme üzerinden Büyükelçi'ye tepki gösterdi. Daha önce sorumluların bulunması namus borcu diyen İmamoğlu'ysa konunun üstüne gitmekte kararlı. Cevap gelmedi. Çünkü henüz, işte diyorum ya, ben Allah'a kulluk ediyorum. Henüz kime kulluk eden var ise henüz oradan herhalde bir onay almadılar ki cevap veremiyorlar. MOBESE işinin kimin başına geleceği belli olmaz. Bu önemli bir meseledir. İşine baksın, işini yapsın. Tam da son cümleye istinaden, MOBESE işinin kimin başına geleceği belli olmaz cümlesinden yola çıkarak, benim de sizin de başınıza gelebileceğini hesaba katarak bu meselenin çok önemli olduğunu düşünenlerdenim. Geçtiğimiz hafta bu konu çok tartışıldı. Bu konunun yanında aslında siyasi rakiplerin rekabet ettikleri sırada yine böyle
çok normlara uygun olmaması gereken durumları da tartışma konusu oldu. Örneğin Trabzon'da bir çocuk meselesi vardı biliyorsunuz. Sonrasında özür diledi. Kılıçdaroğlu çok üzerinde durmadı bile. Dikkatleri çocuğun üzerine çekmemek üzerine yayıncı kuruluşlardan özellikle bazıları bizler çaba sarf ettik. Çünkü çocuktur netice itibariyle. Sonrasında Cumhurbaşkanı bununla ilgili de bir açıklama yaptı. Çocuktur dedi ama mikrofonu o elimden kapmıştı dedi. Şimdi siyasetçiler karşılıklı rekabet yaparlarken kullandıkları üslup onları takip edenleri etkiliyor. Nasıl ideolojik olarak seçmenler siyasilerin peşinden gidiyorlarsa aslında bir takım ahlaki normları oturtan da o siyasilerin rekabet ettikleri sırada sergiledikleri davranışlar oluyor. Ama bunların mesela MOBS'deki gibi ya da o hakaret içeren sözlerde olduğu gibi o sözlere gülündüğü sahnede olduğu gibi çok norm haline gelmemesi gerekiyor. Çünkü vatandaşın normu haline geldiği zaman toplumsal yaralar bırakan durumlara dönüşüyorlar. Benim en çok korktuğum kısım açıkçası budur. Bu tartışmalar sürerken bunlar norm haline gelirse diye en çok ben ondan korkarım. Şimdi devam edeceğiz. Siyasetten de devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millet İttifakı'na yönelik sözlerinden de devam edeceğiz ama yönetmenim sana bir sürpriz, biraz havadan bahsedelim. Çünkü Isparta'dan bir yazılı açıklama geldi. Sabah erken saatlerde aktardık. Isparta'dan gelen mesajlarınızı da okuduk. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Muğla'ya, Antalya'ya, Adana'ya, Mersin'e çok ciddi bir yağış düştü. Sağanak yağış sel, su baskını, taşkına sebep oldu. İzmir'de, Çanakkale'de, Balıkesir'de yaşanan taşkınların haberlerini bu ekrandan biz size izlettik. Aynı gün o yağış Isparta ve Burdur'a kar yağışı şeklinde düştü. Ve o kar yağışı yoğun olarak düştüğü için elektrik tellerinde hasara sebep oldu. Yaklaşık 2 gündür Isparta'da merkezinde, ilçelerinde, köylerinde bir elektrik sıkıntısı yaşandığı söyleniyor. Örneğin Senirkent ilçesinde elektrik ekmek çıkmadığı bilgisi elimize ulaştı. Vatandaşlar evlerinde hastası olan var, çocuğu olan var, yaşlısı olan var. Dışarıda kar, hava ciddi anlamda soğuk, evde elektrik yok. Bu çok büyük bir sıkıntı sevgili izleyenler. Isparta Valiliği bir açıklama yaptı. Yoğun kar yağışı sonrasında şehirde yaşanan uzun süreli elektrik kesintisi hakkında aralıksız çalışmaların sürdüğünü söyledi ve bugünün İlerleyen saatlerinde şehrimizin elektrik ihtiyacı karşılanacaktır dedi. Ayrıca kar yağışıyla kapanan bütün yollarında ulaşıma açıldığını söyledi. Uzun süredir devam eden kesinti hakkında günün ilk saatlerinde yapılan bir yazılı açıklamadır bu Isparta Valiliğinden. Isparta'da durum ciddi. Isparta ve Burdur çevrelerinde bir de uyarı yapalım. Çatılarda biriken karın temizlenmesi de önemli. Sabah erken saatlerde haberini verdik. Çığ gibi düşüyor eğer o karlar temizlenmezse. Mal kaybına sebep oluyor, can kaybına bile sebep olabiliyor. Dolayısıyla bugünlerde buna dikkat etmek lazım. Bugünün havasına şöyle bir bakalım o zaman. Madem havadan bahsetmeyi gerektiren bir durum var. Bugün itibariyle yurdun doğusunda kar yağışı etkisini sürdürecek. Doğuda hali hazırda hatırı sayılır ölçüde ciddi bir kar birikintisi oluştu. Bu kar birikintisi çığ riskini tetikleyen bir durumu karşımıza çıkartıyor. Çünkü birkaç derecelik sıcaklık artışı da var. Aynı zamanda çatılardaki karın temizlenmesi de önemli. Doğu Karadeniz'de yoğun bir yağış vardı. Bugün itibariyle hafifleyerek etkisini yitirecek. İç kesimlerde, batıda baktığımızda durum yağıştan ziyade sis, buzlanma, zirai don üzerinde yoğunlaşıyor. İstanbul'da biz az evvel reklam arasında terasımıza çıktığımızda gördük. Güneşli bir hava, kış güneşi nispeten ısıtıyor ama birkaç derecelik o artışa rağmen yine de soğuk bir hava olduğunu söyleyebilirim. Birkaç gün böyle, pazar da böyle batıda, pazartesi de böyle ama salı itibariyle yeniden bir soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceğiz. Önce Marmara, Ege, Batı Karadeniz bu etki altına girecek. Sonrasında yavaş yavaş tüm yurdu yine saracak. Önümüzdeki hafta yine iç ve Doğu Anadolu'da kardan bahsedeceğiz. İç kesimler demişken Ege'nin iç kesimleri de yine önümüzdeki hafta ortasında kar ihtimaliyle karşı karşıya şimdiden söylemekte fayda var. Ama nedir? 3 günlük 4 günlük bir ısınma periyodu. Çok soğuk geçen günlerden sonra nispeten ılık diyebileceğimiz kış günlerine tekabül edecek. Bugünlerde belki de özellikle batıda yaşıyorsanız bunları dışarıda zaman geçirerek değerlendirebilirsiniz diyelim. Şimdi siyasetten bahsedeceğimizi söylemiştik. Siyasetten nasıl bahsedeceğiz? Biliyorsunuz
sürekli gündemde olan bir erken seçim tartışması var. Bu tartışma açıldığında son olarak Cumhurbaşkanı Millet İttifakı hangi sıraya göre oturacağına karar veremiyor dedi. Boy sırası mı, o sırası mı, bu sırası mı? CHP liderinden buna cevap geldi. Biz yuvarlak masa etrafında birleşeceğiz dedi. Çok yakında inşallah 6 lider bir araya geleceğiz. Muhalefetin tek gündemi kimin nereye, hangi sırayla oturacağı. Boy sırasına göre mi, yaş sırasına göre mi, bir türlü karar veremiyorlar. Oturma düzeni belli mi? Belli tabii, normalde bir yuvarlak masanın etrafında hep birlikte oturacağız. Harika. Cumhurbaşkanı Erdoğan oturma düzenine karar veremiyorlar diyerek hedef almıştı. Kılıçdaroğlu, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için hazırlık yapan 6 muhalefet partisi liderinin bir araya geldiğinde nasıl oturacağını ilk kez yuvarlak masa etrafında diyerek açıkladı. Sistem konusunda görüş birliğine varan, bir metnin altına imza atan partiler. Ama bu Millet İttifakı diyemiyoruz buna. Daha diyemiyoruz çünkü daha henüz ortada ittifak oluşturacak böyle bir süreç de yok. Seçim kararı alınmadığı için şimdilik ön hazırlık yapılıyor. Bütün bu çalışmalar sonra Millet İttifakı'na evrilebilir. Bugün ele aldığımız konular arasında parlamenter sistem üzerine yapılan 6 partinin yürüttüğü çalışma vardı. Bundan sonra bu konularda ve bu partiler arasındaki işbirliği bağlamında nasıl adımlar atılması gerektiği konusunda istişarelerde bulunduk. Davutoğlu, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. Bir gün önce de Kılıçdaroğlu. Sistem değişikliği metni hazır, liderlerin masasında ama muhalefet seçim sonrası iktidar değişirse geçiş süreci nasıl olacak? Bürokrasiden, ekonomiye, toplumsal kesimlerin taleplerine, her konuda neler yapılacağı görüşmelerine de yakında başlayacak. Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusunuysa bugünden gündeme almıyor. Bu kadar ekonomi var, mutfaklarda yangın var. Şimdi kalkıp da kim aday olacak onu tartışmasını yapmak doğru değil. Kılıçdaroğlu TV 100'de gazeteci Kerem Kırçıoğlu'nun sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için anketlerde adı geçen İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları için de kapıyı bir kez daha kapattı. Bir 5 yıllık süreyi dolduracaklar. Halkın ikinci seçimde takdir belgelerini alacaklar. Ellerindeki bir belgeyle, bir ruhsatla o zaman halkın önüne çıkacaklar. Ve İyi Partili Yavuz Ağralioğlu'nun biz olmazsak CHP sağdan ne kadar oy alabiliyor çıkışı? CHP lideri Millet İttifakı'nda bir çatlak yok dedi. Milletvekilleri elbette yani kendi görüşlerini söylerler. Biz saygı duyarız yani her görüşe. Kimse kimseye mahkum değildir, mecbur değildir. Burada önemli olan genel başkanların konuşmalarıdır zaten. Önemli olan genel başkanların konuşmalarıdır dedi Kılıçdaroğlu. Son noktayı bu şekilde koydu yapılan çıkışa. Siz bana hala fatura göndermeye devam ediyorsunuz. Mesela gelen son bir faturaya daha bakalım. Adresini silmiş, kapatmış izleyicimiz Osman Köker gönderiyor. Bir elektrik faturası 1710 lira. 1710 liralık bir elektrik faturası bana Twitter'dan ulaştırılmış. Instagram'dan da mesajlarınızı görüyorum. Gelen mesajları olabildiğince aktarmaya gayret ediyorum. Daima nöbetteyiz dedik bu sabah. Çokça ilgi gösterdiniz bu başlığa. Çok teşekkür ederiz. Çünkü aslında hepimizi birleştiren bir çatı değerdir Atatürk. Bugün onu eleştirenlerin dahi onun karşısında siyaset yapanların ya da siyaset yaparken onun adını anmaktan imtina edenlerin dahi bugün bulundukları konumda olmalarının bir vesilesi, bir sebebidir. Atatürk ve onun oluşturduğu değerler, onun kurduğu ülke, onun yerleştirdiği demokrasi. Ama tabii ki nedir? Demokrasi biraz daha içselleştirilmesi gereken bir şeydir. Demokrasi sadece mecliste, siyasette ihtiyaç duyduğumuz bir şey değildir. Hani az evvel siyasi rekabetten bahsederken konuşmuştuk ya. Yani öyle bir içselleştirmeliyiz ki demokrasiyi, ahlaki değerlerimize öyle bir kazınmalı ki yolda, sokakta, markette sıra beklerken tanımadığınız insanlarla aynı ortamda ya da mesela evinizde hafta sonu dışarı çıkacağız, oraya mı gidelim, buraya mı gidelim derken dahi o içselleştirdiğimiz demokrasinin devreye girmesi gerekiyor sevgili izleyenler. İyi dilekleriniz için, güzel mesajlarınız için de topluca teşekkür etmiş olayım. Güzel mesajlar gönderiyorsunuz. Sağ olun, var olun diyelim. Şimdi bu kadar soğuk havadan, kardan, kıştan bahsettik. Yaklaşan soğuktan bahsettik. Şubat ayının ortalamalarının normallerin altında kalacağından haftalardır bahsediyoruz. O zaman sokaktaki canları unutmamamız gerekiyor. Gel, gel. Barınmak ve karın doyurmak zaten zor onlar için. Bir de soğuk ve kar eklenince hayatta kalma mücadelesi veriyor sokak hayvanları. Ulaşabilecekleri noktalara bırakılan yiyecekler ve kulübeler onlara can oluyor.
İzmir, Buca Belediyesi, il merkezi ve kırsal noktalarda seferberlik başlattı. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tesislerinde hasıl yem projesi başlatıldı. Şırnak Uludere'de Şenoba beldesi kırsalında 4 gün önce anneleri ölen 11 yavru köpeğe Mehmetçik Şefkat elini uzattı. Onları karakola aldı. Bu görüntülerse yürekleri ısıttı. Tunceli'de bir kedi yoğun kar yağışından korunmak için çareyi köpeğe sığınmakta buldu. Elazığ Belediyesi'ne ait geçici hayvan bakım evi ve rehabilitasyon merkezinde yaşanan hayvanlara kötü muamele davasınınsa 3. duruşması vardı. 4 sorumlu kamu görevlisi hakkında açılan dava 16 Mart'a ertelendi. Nedeni hakimin izinli olmasıydı. Veteriner hekim Türkan Ceylan duruşma öncesi durumun kendilerine bildirilmediğini iddia etti. Bizim bununla ilgili bir bilgimiz yoktu. Mahkemeye geldiğimizde öğrendik. Böyle hassas bir davada geçici hakimin gelmesini, en azından bir duruşma yapılmasını beklerdik. Onların haklarından da bahsedeceğiz. Onların var olduğunu da sık sık hatırlatacağız. Enflasyonun onları vurduğunu da söyleyeceğiz sevgili izleyenler. Onların mamaları, onların ihtiyaçları da kat be kat pahalandı. Hayvan sahipleri çok çok zorlanıyorlar. Bunun da altını çizmiş olalım. Şimdi gencecik bir kadın şampiyonla gururumuza gurur katalım mı? Gratulasyonlar Deniz. Türkiye adına yüzdüm, Türk kadınını temsil ettim ve bugün ilk defa 500 metre yüzdüm ve dünya şampiyonu oldum. Çok mutluyum, çok gururluyum. Hepimize ilham olsun. Polonya'daki buz yüzme şampiyonasında göndere Türk bayrağını çektirdi. Azmin ve gururun adı oldu Deniz Kaya Delen. Sandra Kajikova, Czech Republic. Congratulations. 3 derecelik buz gibi suda 500 metreyi tam 8 dakika 1 saniyede yüzdü milli sporcu Kaya Delen. Uluslararası Buz Yüzme Derneği 4. Dünya Şampiyonası'nda kendi grubunda dünya şampiyonu oldu. Bakırköy Ataspor Kulübü'nün milli sporcusu Deniz Kaya Delen şampiyona sonrası geçti kameranın karşısına. Kilometrelerce öteden umut verdi, güç verdi tüm Türk kadınlarına. Çok zorlandım, çok mücadele ettim ama dayandım, yılmadım. Azmimle ve gerçekten dayanma gücümle son ana kadar savaştım. Çok mutluyum. Çok teşekkür ederiz. Biz de bu gururu yaşattığı için kendisine diyelim. Reklama gidelim. Daima nöbetteyiz dedik sevgili izleyenler sabahın erken saatlerinden bu yana. Biz de dedik, siz de dediniz gönderdiğiniz mesajlarda. Hepsi için tek tek teşekkür ederiz. Bir de bol bol günaydın dileklerimizi ilettik. Aydınlık sabahlar dedik her yere, sesimizin ulaştığı her yere. Umarım öyle oluyordur. Umarım aydınlık bir sabah geçiriyorsunuzdur diyelim. Daima nöbetteyiz. Kimse bu ülkenin sağlam temellerini, bu ülkenin fikrini, bu ülkenin varlığını oluşturmuş kişilerin sağlam fikirlerini çamaşır ipiyle yıkamaz. Biz de daima o fikirlerin nöbetçisiyiz sevgili izleyenler diyelim. Yarın sabah yine buradayız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.